Şimdi ben Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Araştırma görevlimiz Murat Enes'le birlikte size bu tanıtım toplantısını düzenledik. Aynı zamanda demin kişilerden gördüğüm kadarıyla bizim mezunlarımızdan Hasan Hüseyin ve Erdem de toplantıya katılmışlar. İkisi de bizim burada lisans eğitimi görüp daha sonra doktora yaptılar. Hasan Hüseyin Aselsan'da çalışıyor. Erdem de Avrupa Qualcomm'da çalışıyor. İkisi de bölümümüzün çok iyi, başarılı öğrencilerindendir. Kendileri de bize eksik bıraktığımız hususlarda tamamlayıcı olacaklar. Şimdi Mehmet Ertuğ da hocam bizimle. Mehmet Ertuğ da mı katıldı? Evet, Mehmet Ertuğ Pıhtılı. Mehmet Ertuğ Pıhtılı yine bizim lisans mezunumuz. Yakın zamanda Koç Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve Danimarka'ya doktora yapmaya gidecek. O da yine bölümümüzün çok iyi, çok başarılı öğrencilerinden. PDRP belki başka katılan öğrencilerimiz olur. Şimdi ben kısaca bölümü tanıtayım. Üniversitemizi ve bölümümüzü tanıtayım. Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla 1992 yılında kuruldu. Kurulduğunda sadece lisans üstü eğitim verme amacı gidiyordu. Ve 1994 yılında ilk olarak elektronik mühendisliği bölümü lisans üstü eğitime başladı. Daha sonra 2001 yılında elektronik mühendisi ve bilgisayar mühendisliği bölümleri lisans eğitimine başladılar. Yani yaklaşık 24 yıldır lisans eğitimi veriyoruz. Bizim üniversitenin lisans eğitiminde en tecrübeli iki bölümden biriyiz. Yaklaşık 10 yıl evvel diye hatırlıyorum. 10 yıl oldu mu? Yani 8 yıl falan oldu herhalde. 10 yıl olmadı. 8 yıl evvel üniversitenin adı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü iken Gebze Teknik Üniversitesi olarak değiştirildi. Ve peyderpey bütün bölümlerde lisans eğitimine başlandı. Bizim bölümümüzde şu anda 13 tane öğretim üyemiz var. Bir teknisyen öğretim görevlimiz var. 15 de araştırma görevlimiz olmak üzere toplam 29 kişiden oluşuyoruz. Ve bayağı bir iyi eğitim verdiğimizi iddia ediyoruz. Zaten yakın zamanda 2023 yılı verilerine göre YÖK üniversitemizi mezunları en hızlı iş bulan üniversite olarak ilan etti. 3,5 ayda mezunlarımız iş buluyormuş. Bizden sonra en yakın İTÜ ve Boğaziçi geliyor. Onların mezunları da 6 ayda iş buluyormuş. Bunun yanı sıra bizim eğer bölümümüzün tanıtım sayfasına baktıysanız orada Chicago Üniversitesi'nden Profesör Burak Akçiğit ve araştırma takımının yaptığı ve TÜBA tarafından yayınlanan rapora göre üniversitemiz en araştırmacı devlet üniversitesi özelliğine sahip. Yine yakın zamanda QS 2025 sıralamasında üniversitemiz Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasına girmiş ve Türkiye'nin öğretim üyesi başına üretilen yayın sayısı bakımından birinci üniversitesi olarak gözükmektedir. Şimdi bölümümüzde 12 tane ders laboratuvarlıdır. Bu 12 ders oldukça yüksek bir rakam. Şu anda internet sayesinde bütün
üniversitelerin bütün bölümleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Oradan web sayfalarını inceleyebilirsiniz. Bize yakın olan bölümlerin, yani adı elektrik elektronik mühendisliği veya elektronik haberleşme mühendisliği olan bölümlerin hiçbirinde 12 ders laboratuvarlı değil. Yani biz bu laboratuvarlı ders sayısı bakımından birinci sıradayız. Bu sayede öğrencilerimizi uygulamalı eğitim bakımından iyi yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi kısaca bunları söyleyebilirim. Eğer sizin sormak istediğiniz sorular varsa bunları cevaplandırabilirim. Oturuma katılan öğrencilerimiz, asistanlarımız veya hocalarımızdan katılan varsa onlar da size yardımcı olmaya çalışacaklar. Sorularınızı mikrofonla sormanızı tercih ederiz. Hiç çekinmeyin. İsteyen yazarak da sorabilir. Murat Enes bana soruyu sesli olarak okuyacak. Buyurun, sorusu olan varsa. Bilgilendirmeniz hocam için çok teşekkür ederim. Yani ben ilk soruyu sorarak başlatayım. Ardından hani tanıtımımızı geliştirmek için ilk soruyla ben başlayayım. Telegram'dan da bugün de tanıtım faaliyetlerimiz üniversitemiz sayfasından da duyurulduğu gibi devam etmekte kongre merkezimizde. Bugün de aldığımız sorulardan biriydi bu. Yani öğrenci adayları genelde yani liseden mezun oluyorlar, böyle yoğun bir sınav çalışma sürecinden geçiyorlar, stresli yoğun bir süreçten geçiyorlar. Eminim vazifelerini, derslerini iyi bir şekilde yapıyorlar, bir puan elde ediyorlar ve kendilerine iyi bir üniversite, iyi bir eğitim tabii alabilecekleri bir yer arıyorlar. Bunu ilgileri ve alakalarına göre seçmeye gayret ettiklerine inancım tam. Yani ben aslında şunu bu vesileyle sormak istiyorum. Bize de gelen sorulardan, en çok sorulardan biri. Yani bir elektronik mühendisliği öğrencisi hocam, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar hangi dersleri alır? Bu dersler kabaca hangi konuları kapsar? Buradan öğrendikleri, anladıkları bilgileri hangi sektörlerde, nerelerde kullanırlar? Yani bir lisans öğrencisinin, elektronik mühendisliğindeki bir lisans öğrencisinin birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar akademik serüveni nasıl gerçekleşir? Hangi dersleri alır? Ne yapar? Yani neden seçmelidir? Neye ilgi duyuyorsa elektronik mühendisliği ya da elektronik haberleşme mühendisliği programlarına gelebilir. Bunu sizden duymak isteriz Sayın Hocam. Siz ne demek istersiniz? Teşekkürler Murat. Şimdi birinci sınıfta mühendisliklerin ders programı, dersleri aşağı yukarı aynıdır. İşte matematik 1, matematik 2, iki dönemde, fizik 1, fizik 2, bilgisayar programlama 1 ve 2 diyelim, lineer cebir, işte elektronik mühendisliğine giriş dersi, işte makine okuyorsa makine mühendisliğine giriş dersi gibi dersler alır. Yani birinci sınıfta temel dersleri görüyorlar bütün mühendislikler. Sonra ikinci sınıfa geldiğinde öğrenciler elektronik mühendisliğinin temel derslerini görüyorlar. Bunlar işte devre teorisi 1, devre teorisi 2. Yani devre teorisi lisede, fizikte elektrik konusunda gördükleri devreler diyelim. Tabii onların daha gelişmiş de halleri ve daha iyi tekniklerle çözüm yöntemlerini öğretiyoruz. Sonra elektronik 1, elektronik 2, yani elektronik devreler 1, elektronik devreler 2 dersleri, olasılık dersi, işaretler ve sistemler dersi gibi yine elektronik mühendisinin temel derslerini görüyorlar. Üçüncü sınıfa geldiklerinde ise bu ikinci sınıfta gördükleri temel derslerin üzerine daha ileri seviyede dersler alıyorlar. İşte haberleşme, analog haberleşme sistemleri, sayısal haberleşmenin temelleri, mikro işlemciler, elektromanyetik alan teorisi, elektromanyetik dalga teorisi,
Adı elektromekanik enerji dönüşümü olan elektrik makinaları dersi, kontrol teorisi dersi gibi elektronik mühendisinin ikinci sınıfa göre daha ileri seviyedeki derslerini alıyorlar. Dördüncü sınıfa geldiklerinde ise dördüncü sınıf tamamen seçmeli. Yani birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki dersler zorunlu. Dördüncü sınıftaki dersler seçmeli. Öğrenciler kendilerine sunulan işte çok sayıda ders arasından mesela bu önümüzdeki güz döneminde 11 tane ders açacağız. 11 dersten 3 tanesini seçecekler. Bir sonraki dönem bahar döneminde de 6 tane ders açacağız. Oradan da 2 tanesini seçecekler. Uzmanlaşmak istedikleri alana göre ders seçme imkanı tanıyoruz. Ayrıca bir de bitirme çalışması 1 ve bitirme çalışması 2. Bazı okullarda buna mezuniyet projesi de deniliyor. Herhangi bir konuda seçtikleri bir konuda danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda bir bitirme çalışması yapıyorlar. Bu bitirme çalışması bizim bölümümüzde ikiye ayrılmış durumda. Birinci dönem güz döneminde seçtikleri konunun teorik gelişimini yapıyorlar. Bahar döneminde de o konunun, o problemin yazılım veya donanımla gerçekleştirmesini yapıyorlar. Yani 4 yıllık ders serüveni bu şekilde. Bitirdiklerinde de elektronik mühendisliğinin herhangi bir alanında uzmanlaşma potansiyeli olan bir mühendis olarak mezun oluyorlar. İş hayatına direkt başlarlarsa çalıştıkları alanda uzun süre çalışarak uzmanlaşabilirler. Veya yüksek lisans yaparak seçtikleri alanda master'ı bitirdiklerinde, yüksek lisansı bitirdiklerinde uzman olarak iş hayatına atılabilirler. Kıymetli Sorunum bilgilendirmeniz için hocam. Buyurun. buydu galiba. Başka bir ek daha vardı ama şu anda hatırlayamadım. İş sahası ile ilgili miydi? Ha, iş potansiyel hocam, istihdam profili, iş alanı hakkında da bilgi verirseniz çok memnun oluruz. Şimdi iş Ardından alanı soru alacağız. şöyle, şimdi elektronik mühendisliğini bir tanımlayalım. Oradan ne tür iş alanları olduğunu zaten öğrenci adaylarımız çıkarabilecek. Lütfen, lütfen hocam buyurun. Elektronik mühendisliği, yani genel adıyla, Türkiye'deki yaygın adıyla diyelim, elektrik elektronik mühendisliği, elektrik enerjisinin üretilmesi, nakledilmesi ve her türlü elektronik cihazın tasarlanması, üretilmesi, denetlenmesi işiyle uğraşır. Elektronik mühendisliği bölümleri bu vasfa sahip elemanları yetiştiriyor, mühendisleri yetiştiriyor. Görev bu. Bu kapsamda, yani bu tarife giren, hani nedir mesela elektronik cihazlar derken neyi kastediyoruz? Yani etrafınızda hani elektronik cihaz kullanmayan insan veya sektör yok, bir meslek sektörü yok. Radyo, televizyon, cep telefonu, bilgisayar, işte hastanelerde kullanılan tıbbi cihazlar. Yani elektrikle çalışan her türlü cihaz elektronik mühendisinin üretimi olan cihazdır. Ve bunların olmadığı bir hayatı da düşünemezsiniz. Yani bugün için mümkün değil. Hani elektrik elektronik mühendisliğinin ürettiği cihazları devre dışı bıraktığımızı düşünelim. Hayat felç olur. Çok yavaş ilerler her şey. Dolayısıyla bu cihazların kapsamına giren her türlü alan elektronik mühendisinin iş alanı. Haberleşme sektörü, elektromanyetik alan, dalga sektörü, kontrol alanı,
elektrik makinaları, ondan sonra elektronik devreler tasarımı, gömülü sistem tasarımı, yazılım, yani internet mesela bugün gördüğünüz artık bütün dünya hayatının en önemli haberleşme aracı diyelim diyebileceğimiz internet bir elektronik mühendisliği ürünü. Dolayısıyla çalışma alanı çok geniş. Sahaları çok geniş diyebiliriz. Hocam çok kısa bir şey sorayım. Ardından sorular var chatten. Onları sırayla sizlere okuyacağım. Gömülü sistem ne demektir? Hani öğrenci adayları için şimdi gömülü sistem deyince zihinlerinde pek bir şey oluşur mu? Ondan emin değilim. Ama bir keyword gibi arattıklarında tabii ki bir bilgi erişecekler ama yani gömülü sistem çalışmak ne demek? Şöyle diyebiliriz. Şimdi mesela tahmin ediyorum artık liselerde de bilgisayar programlama anlatılıyor. Yani bazı liselerde anlatılıyor, onu biliyorum. Veya öğrenci adaylarımız kendileri meraklı olup öğrenmiş olabilirler. İşte yazılım biliyorlar az çok veya yazılımın ne olduğunu biliyorlar. Gömülü sistem dediğimizde hazır bir donanım var. Yani en basit şekliyle öyle ifade edebiliriz. Hazır bir donanım var. O donanıma yazılım yazarak onun istediğiniz bir elektronik sistem gibi çalışmasını sağlıyorsunuz diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Yani büyük bir avantaj Evet. sağlıyor bu sayede. Yani sanırım bir mikro işlemcinin, bir mikro denetleyicisinin içerisine çeşitli etrafındaki ortamı ne diyelim sense eden yani duyan çeşitli veriler toplayıp işleyen bir mikro işlemcinin denetleyicinin sürücü yazılımı kodu gibi tanımlayabiliriz diye herhalde. Evet, çok güzel bir örnek verdiğin örnek. Mikro işlemciye kod yazmak tamamen bir gömülü yazılım işi. Ve şunu söyleyebiliriz, hani mikro işlemcinin olmadığı elektronik tasarım yok şu anda. Benim bildiğim yok. Yani benim öğrenciliğimde de mesela mikro işlemciler dersini anlatan hocalarımız söylerdi. İşte çamaşır makinesinde bile 4 bittik. Mikro işlemci var, bilmem şurada var, burada var. Tabii bugün için o komik şeyler, teknolojiler onlar. Bugün yani olmayan elektronik cihaz yoktur. Mikro işlemci bütün elektronik tasarımlarda, bütün elektronik cihazlarda vardır. Hocam kıymetli bilgilendirmeniz için teşekkürler. Şu an chat'e sorular gelmeye başladı. Sırayla ben soruları size okuyacağım ama yani şu an iki soru var. Bunları cem edip size soracağım. Çünkü diğer sorulara da vakit kalsın gibi bir kaygım var. Şimdi Ahmet Tamam. Bayır şunu sormuş. Hazırlık sınıfı var mı dersler İngilizce mi demiş. Hı. Kıymetli sanırım Yağız onun sorusunu ayrıyetten yansıtacağım sırada o var ama bir de Metehan Ülger şunu söylemiş. Bölümün Türkçe olması iş bulmada sıkıntı yaratır mı? Okulda diğer mühendislikler İngilizce iken elektronik neden Türkçe demiş. Şimdi bu iki soruyu birleştirerek size şöyle bir soru yönelteyim. Hazırlık sınıfımız var mı? Derslerimiz İngilizce mi? Bizim programımız %30 İngilizce diye geçiyor. Sanırım bunu öğrenci adayları görebiliyordur. Yani haberdardır bundan kesinlikle. Ama yani bölümümüzün %30 İngilizce ise kalan kısımları da Türkçe. Dolayısıyla yani %100 İngilizce olmaması, bölümümüzün %30 İngilizce olması, yani Türkçe derslerde görmemiz iş bulmada sıkıntı yaratıyor mu? Okulda diğer mühendislikler %100 İngilizce iken, %100 İngilizce programlarımız varken elektroniğimiz neden Türkçe denmiş ama neden %30 İngilizce bu bölüm diye yansıtayım size soruyu. Hazırlık sınıfımız var mı? Derslerimiz İngilizce mi? Ne kadar İngilizce? Biz neden %30 İngilizceyiz? Bu herhangi bir dezavantaj yaratır mı? Hocam sizdeyiz. Evet. Şimdi bizim üniversitemizi kazandığınızda veya bizim bölümümüzü kazandığınızda diyelim, üniversitemizin yaptığı bir İngilizce sınavı var. O sınava giriyorsunuz. Oradan 60 alamazsanız hazırlık okuyorsunuz. Eğer 60 alırsanız direkt birinci sınıftan eğitime başlayabilirsiniz.
ki biz de öğrenci adaylarımıza mümkünse o sınavı geçip başlamalarını tavsiye ediyoruz. Niye mümkünse diyoruz? Çünkü bir kısım öğrenci ben çok yoruldum, hazırlık okuyayım, biraz dinleneyim düşüncesinde. Ama hazırlık eğitimi şöyle söyleyeyim, sizin bütün eğitim hayatınız boyunca karşılaşacağınız en kolay eğitim. Dolayısıyla adeta işte tatil gibi, balayı gibi bir şey. Bir senenizi orada harcayıp birinci sınıfa başladığınızda rehavete kapılabilirsiniz. Disiplini olmanız zorlaşabilir. İyi bir şey değil. O yüzden burayı kazandığınızda işte kazandığınızdan 15 gün sonra veya bir ay sonra ne zaman sonra hazırlık okulu sınavına girecekseniz o 15 günü iyi değerlendirip hazırlık okulunu geçmeye gayret edin derim. Şimdi hazırlık okulunu geçtiniz veya hazırlık okudunuz. Bir sene sonra başladınız. Bizim bölümün eğitimi %30 İngilizce. Yani derslerimizin %30'u zorunlu olarak İngilizce. Onlar belli. Bizim web sayfamızda müfredatımız var. O derslerin isimleri İngilizce yazar. Fakat seçmeli derslerimiz de var. Demin söyledim mesela 4. sınıf tamamen seçmeli. Seçmeli derslerle birlikte %50'ye kadar ulaşabiliyor bu oran. Yani %50'ye yaklaşan bir oranda İngilizce ders alabiliyorsunuz. Türkçe gördüğünüz derslerde de takip ettiğimiz kitapların hepsi İngilizce arkadaşlar. Dolayısıyla İngilizceyi iyi bilmeniz lazım. Bizim meslek için vazgeçilmez bir şey. Peki niye İngilizce eğitim yapmıyoruz? Soru bu. Ve bu size bir dezavantaj teşkil edecek mi? Devamı da buydu sorunun. Şimdi niye İngilizce eğitim yapmıyoruz? Biz bir kere Türkçe eğitim yapılması taraftarıyız. Çünkü eğitimcinin görevi bildiklerini en iyi ortamı sağlayarak öğrenciye aktarmaktır. Bunu da en iyi kendi ana dilimizde yaparız arkadaşlar. Şöyle düşünün, ben haberleşmeciyim. Benim uzmanlık alanım haberleşme. Haberleşmede üç tane önemli nesne var. Birincisi verici, diğeri alıcı, bir de arada kanal var. Vericiniz ve alıcınız ne kadar iyi olursa olsun kanalı bozarsanız, kanal bozuksa iyi haberleşme yapamazsınız. Hatta hiç yapamazsınız. Öyle söyleyeyim. Şimdi İngilizce eğitim yaptığımızda ne oluyor? Birincisi, ben ne kadar iyi İngilizce bilsem de anlatacağım konuları anlatırken bir ifade problemi yaşıyorum. Hatta İngilizce ders verdiğim zamanlarda şu kelimeyi kullansam acaba öğrenci bilir mi diye düşündüğüm oluyor. Bir kere ben verici tarafta, verici benim hoca. Verici tarafta bir kere alıcıyla aramda bir duvar örüyorum. İyi bildiğim bir dilde ders anlatmak yerine başka bir dilde anlatmaya çalışıyorum. Alıcı tarafına gelelim, öğrenciler. Onlar da ana dillerinde çok rahat anlamaları mümkünken, onlar da ana dillerinden farklı bir dille anlamaya çalışıyorlar. Bu sefer onlar da ikinci bir duvar örüyorlar. Karşılıklı iki tane duvar örmüş oluyoruz. Yani kanalı bozmuş oluyoruz arkadaşlar. Buradan iyi bir sonuç çıkmıyor. Neticede zaten öğrenciler de İngilizce açılan derslerde bile derslerin Türkçe anlatılması konusunda ısrarcı oluyorlar. Ben %100 eğitim, İngilizce eğitim yapan üniversitelerde de ders verdim. Eğitiminiz İngilizce diye ısrarla İngilizce anlatmaya kalktım. Öğrenciler de ısrarla oralarda bile benim Türkçe anlatmamı istedi. Çünkü verimli olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bizim burada amacımız size elektronik mühendisliğini iyi öğretmek. İngilizce öğretmek değil. Bakın, İngilizceyi çok iyi bilmeniz lazım. Ona hiç şüphe yok. Bizim meslek için çok lazım. Ama bizim birinci önceliğimiz elektronik mühendisliğini iyi öğretmek. Ha, bu dezavantaj teşkil ediyor mu? Arkadaşlar, hiçbir dezavantaj teşkil etmiyor. Şu ana kadar mezunlarımızdan işte
iş bulamadım diyen dönem olmadı. Zaten konuşmamın başında da söyledim. 2023 yılı YÖK verilerine göre üniversitemiz mezunları en hızlı iş bulan üniversite. Bu konuda bir dezavantajınız yok, onu söyleyeyim. Ha, biz %100 İngilizce eğitim taraftarıyız. Fakat öğrencilerimizin İngilizce de bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz, iyi bilmeleri gerektiğini. O yüzden hazırlık okulumuz var. Hazırlık okulu olunca YÖK şart koşuyor. Eğer hazırlık okulunuz varsa eğitiminiz %30 İngilizce olmalı diyor. Ondan dolayı eğitimimiz %30 İngilizce. Yoksa %100 Türkçe eğitim taraftarıyız. Ve hiçbir problem de yok. Birçok mezunumuz şu anda Avrupa'da çalışıyor. Amerika'da master doktora yaptı öğrencilerimizin bir kısmı. Bir problem yok açıkçası. Elif Küçüğün hocam bir sorusu vardı. Aslında soru sırasında sonra ama konu yeri gelmişken onu da arada size yönelteyim istedim. Bölüm %30 İngilizce eğitim veriyorsunuz diye biliyorum demiş. %30'luk dilimin içerisinde neler var? Neleri İngilizce olarak kullanıyorsunuz? Sanırım hangi dersler İngilizce diye sormak istedi. Yani bizim hangi derslerimiz hocam İngilizce? Sanırım bir sınır yok yani. Mezun olması için kredilerinin toplam kredinin en aşağı %30'u. %30 olması lazım ama İngilizce derslere, seçmeli derslere kayıtlanabilir. Yani üst bir sınırı yok. Üst sınır yok. Ama müfredatımız web sayfamızda var. Orada hangi derslerin İngilizce olacağı yazılı. Mesela birinci sınıftaki matematik 1-2, fizik 1-2, bilgisayar programlama 1-2 dersleri. Bunlar İngilizce. Birinci sınıftaki derslerin aşağı yukarı hepsi İngilizce diye hatırlıyorum. 2'de ve 3'te de bazı derslerimiz İngilizce. O %30 oranını tutturmak için onları baştan belirledik. Yani onları İngilizce açıyoruz. İlaveten 4. sınıfta seçmeli derslerimizi hangi dille açılacağı hocalarımıza kalmış. Yani dersi açan hocamız hangi dilde açmak isterse o dilde açar. İngilizce'de açan var, Türkçe'de açan var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde %50'ye yaklaşıyor. Öyle söyleyeyim. Hocam sıradaki sorumuz kampüs içerisinde 1500 kişilik yeni yurt hizmete girecek deniyor. Bu kapasiteyle yurt sorunu tamamen çözülebilir mi denmiş. Şimdi şöyle 1500 kişi değil 1200 kişi yurdu Kredi Yurtlar Kurumu yapıyor. Kredi Yurtlar Kurumu bu yılın Eylül ayında bitirmeyi planlıyor. Ama bizim yani dışarıdan gördüğümüz işte binanın önünden geçerken gördüğümüz Eylül ayına yetişmesi zor gibi gözüküyor. Alternatif olarak Muallimköy bizim eski Muallimköy kampüsümüz var. Şu anda Bilişim Vadisi. Orada Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdu var. Kız ve erkek toplam 1545 öğrenciye hizmet veriyor. Şu anda orası kullanılacak. Ama bu kampüsümüzdeki yurt açıldığında bu 1200 kişilik yurt tamamen kız yurdu olması planlanıyor. O zaman Muallimköy yani 1545, 1600 diyelim. 1600 kişilik erkek yurdu olacak orası da. Şimdilik bu şekilde. Hocam sıradaki sorumuz sanırım Yağız. Hocam merhabalar. Ben İTÜ'de Evet. elektrik okudum. Üçüncü sınıfta bıraktım. Tekrardan hazırlandım. 30 bin sıralama yaptım. Bölümde hocalar, eğitim ve öğrenci profili nedir acaba? Teşekkürler demiş. Siz ne demek istersiniz sayın hocam? Şimdi bölümde 13 tane hocamız var. Bir tane bölümün teknisyenlik işlerini yapan öğretim görevlimiz var. Ama geçen dönem doktora unvanını kazandığı için
bir seçmeli ders açtı güç elektroniği. Yani o da artık bir hocamız sayılır. 14 diyelim. Ayrıca Savunma Teknolojileri Enstitüsü'nden iki hocamız ve uçak mühendisliği bölümünden İranlı bir hocamız da bölümümüze destek veriyor. Yani 16-17 diyebiliriz bu sayı ama asıl çekirdek kadromuz 13 tane hocamız. Hocalarımızın hepsi Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden mezunlar veya yurt dışında çok seçkin üniversitelerden mezunlar. Türkiye'den mezun olan hocalarımız da doktora unvanlarını kazandıktan sonra ya doktora sonrası araştırmacı olarak ya Erasmus programı kapsamında veya çeşitli mesleki sempozyumlara katılarak uluslararası tecrübe edinmişler. Yurt dışı videonu kazanmışlardır. Hoca kadromuz iyidir, kuvvetlidir. Öğrenci profilimiz ise geçen yıl 41 bin taban puanıyla öğrenci aldık. Son yıllarda ortalama 5 bin ilerleme kaydediyoruz ama geçen yıl 8 bin ilerleme kaydettik. 49 binden 41 bine ilerleme kaydettik. Bu yılda yani ortalama 5 bin diyelim ama ben biraz daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Tabii bu hani elimde ölçülmüş bir veri yok. Ölçme imkanım da yok. Daha yani 5 binden daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Bu YÖK'ün açıkladığı istatistikten dolayı bölümümüze daha fazla bir teveccüh olacağını tahmin ediyorum. Yani mezunları en hızlı iş bulan üniversite özelliğinden dolayı iyi bir yönelim olacağını, bizim de 41 birden bayağı aşağılara ineceğimizi tahmin ediyorum. Öyle söyleyebilirim. Bu arkadaşımız İTÜ Elektrik okuduysa bizdeki derslerin bir kısmını okumuş demektir. Bizim bölümü kazanırsa o derslerin bir kısmı sayılır. İntibağı yapılır. Birden değil de artık orada aldığı derslerin buradaki derslerle uyumuna ve notlarına bakılarak 2'den veya 3'ten başlayabilir. Bunları söyleyebilirim. Evet, Murat Enes. Beni duyuyor musunuz? Ben Murat'ı duyamıyorum. Murat'ın galiba telefonu şarjı bitti. Öyle mi? Bir Hocam? ses geldi. Ha, şimdi geldi geri. Hı, süper. Bir Evet. aksaklık oldu. Sesim duyuluyor. Duyuluyor. Tamam. Sıradaki sorumuz hocam Ahmet Bayır. Çap yapan öğrenci oranı ne kadar demiş. Çap yapmak çok mu zor demiş. Bunu şöyle bir soruyla hocam bugün de tanıtım etkinliğindeki bir soruyla şöyle birleştirip kapsamlı bir şekilde cevap almak üzere sormak isterim. Bugün bir öğrencimiz, kıymetli bir öğrenci adayımız bize geldi bilgi almak için. Bilgisayar mühendisliği hedeflediğini söyledi. Evet. Tabii biraz konuştuk kendisiyle. Tabii istekli bir şekilde SİHA'lara ben yazılım yapabilir miyim dedi. Elektronik bunun için uygun mu dedi. Bunun üzerine de bilgisayar hedeflediğini söyleyerek elektroniğe gelirsem elektronik mühendisliği bölümüne bilgisayara çap yapabilir miyim dedi. Çap yapmanın bu vesileyle zorluğu üzerine biraz konuştuk. Şimdi şu şekilde hocam bir soru yöneltmek isterim. Yani çap yapan öğrenci ne kadar? Çap yapmaktan kastımız şu olabilir. Elektronik mühendisliğinden bilgisayar mühendisliğine ya da bilgisayar mühendisliğinden elektronik mühendisliğine çift anadal yapan kaç öğrencimiz var? Yahut diğer bölümlere kaç öğrencimiz var? Elektronik mühendisliği bölümümüzün çift anadal programı anlaşması hangi bölümleriyle var? Bu ne kadar gereklidir ve çift anadal yapmak zor mudur hocam? Evet, bölümümüzün bilgisayar mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, fizik
matematik bölümleriyle çift anadal yan dal anlaşması var. Uçak ve makine mühendisliği ile de anlaşma hazır fakat dekanlığın yürüttüğü, mühendislik fakültesi dekanlığının yürüttüğü müfredat yenileme çalışmalarından dolayı biraz aksadı ama onlar da bu yaz imzalanacak. Yani onları da sayarsak zaten saydık web sayfamızda da belirttik. Uçak ve makine mühendisliği ile de var çap yan dal anlaşmalarımız. Yani toplam 6 bölümlü anlaşmamız var. Şimdi biz öğrencilerimize eğer iş hayatına atılacaklarsa bilgisayar mühendisliğini tercih etmelerini istiyoruz. Yani çap ve yan dal bakımından. Eğer akademisyen olacaklarsa matematikte yapmalarını tavsiye ediyoruz. Oran olarak çift anadal ve yan dal yapan öğrencilerin sayısı az, bayağı az. Yani ne kadar diyeyim? İşte her sene, her sınıftan diyelim, 1, 2, 3, 4 sınıfımız var. Aşağı yukarı 1 veya 2 öğrenci çift anadal yapıyor. Yani devam ettiriyor diyeyim. İlk sene çift anadal yan dal yapamazlar. İkinci sınıfta başvurabiliyorlar. İkinci sınıfta sayı biraz daha fazla, 3 falan diyelim. 4-5 olur en fazla ama daha sonra bu sayı 1'e 2'ye düşüyor. 3'te ve 4'te. Sebebi zor arkadaşlar. Kolay değil. Zaten birinci sınıfa başlarken çok sayıda öğrenci çift anadal yapma hevesinde ama birinci sınıf okuduktan sonra mühendislik eğitiminin kolay olmadığını görüyor. Ve çoğu o birinci sınıfta bu işe niyetli olanların birçoğu yani büyük çoğunluğu diyeyim ikinci sınıfta başvurmuyorlar. İkinci sınıfın sonunda da bunların bir kısmı bırakıyor. Yani 3'e 4'e geldiğimizde sayı 1'e veya 2'ye düşüyor. Çünkü yani iki tane bölümü birden okuyorsunuz. Kolay bir şey değil bu. Bunun yerine biz öğrencilerimize yan dal yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yan dal yaptıklarında daha az ders alıyorlar çift anadala göre. Ve bitirdiklerinde bir yan dal sertifikası kazanıyorlar. Bence bu öğrencilerimiz için daha faydalı. Çünkü iki bölümü birden okumaya çalışıp iki bölümde de derslerde düşük performans sergilemek yerine bir bölümde çok iyi performans sergileyip diğer bölümden yan dalla kendisine yeni bir özellik kazandırmak, mesela bilgisayarda yaparak iyi yazılımcı olmak bir avantaj olur. Öğrencilere tavsiyemiz bu şekilde. Yani mesela hocam örneklendirmek istersek yani bir hoca gözüyle ben şunu merak ederim mesela. Bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yapan bir öğrenci olayım mesela ben. Kendi bölümümün dersleri sizce aksar mı? Ya da nasıl bir zorluk yaşayabilirim orada? Ya da bir şekilde bitirdim. İkisini de 2,5 ortalamayla ya da 2,30 ortalamalarla bitirdim. Yani bu ana dalım ve diğer ikinci ana dalımı yüksek ortalamalarla bitirme oranımız ne kadar olabilir mesela? Ya da ikisini de orta düzeyde ya da harf notu karşılığı olarak genel not ortalamasını düşünelim. Genel not ortalamam CC'ye denk gelen bir not ortalamasıyla iki bölümden de mezun oldum. Mesela bu bir hoca gözüyle sizin için yani nasıl görünür? Başarılı mı görünür? Yoksa takdire şayan mıdır? Ya da ikisinden biraz biliyor. Yani nasıl bir intiba uyandırır size? Ve tecrübelerinizden yola çıkarak yani bir işveren bakımından sizce sizin fikrinizde nasıl görünür? Gereği var mıdır, yok mudur? Yani Yani ben fikirlerinizi duymak isteriz. şahsen gerekli olmadığını düşünüyorum. Akademik danışmanlığını yaptığım, şimdi akademik danışmanlık ne onu da söyleyeyim. Öğrencilerimiz bölümü kazandıklarında kendilerine bölümdeki bu ismini demin ismini değil de kendilerinden bahsettiğim 13 hocadan biri akademik danışman olarak tahsis ediliyor. Eğitim hayatları boyunca her türlü problemlerini
akademik danışmanlarıyla görüşebiliyorlar. Akademik danışmanlığını yaptığım yaklaşık 40 tane öğrenci var. Öyle hatırlıyorum. Onlar bana gelip sorduklarında ben pek çift anadal yapmalarını tavsiye etmiyorum. Yan dal yapmalarını tavsiye ediyorum. Eskiden çift anadal yapmak daha kolaydı. Çünkü çift anadal yapmalar için öğrencinin 15 civarı ders alması yeterliydi. Yan dal için de 7 tane falandı. Fakat YÖK yani 4-5 yıl evvel diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam en az 120 AKTS kredi alınması şartını getirdi. Bu da yani 120 AKTS'yi 5'e bölerseniz bir ders 5 AKTS olsun ortalama. Yani 25-30 ders demek arkadaşlar. Yani 15 ders nerede? 25-30 ders. Yani öğrenci çap yapmak için çap yaptığı diğer bölümden yani 25 civarında ders alması gerekecek. Bu kolay bir şey değil. Kolay olmadığı için de çap yapan öğrencilerin iki bölümde de ortalamaları düşüyor. Yani ben öğrencilere hani 2-2,5 ortalama ile iki bölümden mezun olmak yerine bir bölümden 3,5 ortalama ile mezun olmalarını ve diğer bir bölümde de yan dal yapmalarını tavsiye ederim. Yan dal yapmak daha kolay çünkü daha az ders alacaklar. Ve bir bölümü de çok iyi öğrenecekler. İşveren de bence yani öyle düşünür. İki tane diploması olup veya düşünün yani 10 tane diplomanız olsun. Onu da ortalamalarınız çok düşük. Onun yerine bir tane diploması ve çok iyi ortalaması olan kişiyi tercih ederler. Yani ben olsam öyle yaparım, onu tercih ederim. Şimdi genelde hocam bu sorular şu kaygıyla soruluyor bana göre öğrenci adayları tarafından. Yani genelde şimdi teknoloji sektörü yani iki kapsama ayırırsam kendimce yani bir donanım tarafı var, bir yazılım tarafı var. Elektronik deyince sanki donanım tarafı ve gömülü yazılım tarafı daha çok akla gelirken yani bilgisayar mühendisliği deyince de yazılım tarafı daha akla geliyor. Ve yani bu Evet. sektörlerde de çalışma ihtimallerini arttırmak istiyorlar sanırım mezun olduklarında öğrenci adayları. Bunu bu kaygıyla, bu saikle ben sorduklarını değerlendiriyorum. Yani o Anlıyorum. yüzden de şunu sormak isterim size Sayın Hocam. Yani programlama öğrenmek için yazılım konusunda ya da bir programlama dilinde etkin işler yapabilmek için bir öğrencinin kendini geliştirebilmesi için illa bilgisayar mühendisliği bölümünde çift anadal mı yapmalıdır? Ya da elektronik mühendisliği programını hali hazırda okurken kendine bu yeteneği nasıl kazandırır ya da kazandırabilir mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, yani anlıyorum öğrencilerin kaygısı dediğin gibi yazılım bilgilerini artırmak. Şimdi bizim elektronik mühendisi bölümümüzün müfredatında şu anda 5 tane zorunlu yazılım dersimiz var. Yani demin saydığımız mikro işlemci, gömülü yazılım onu da dahil ediyorum. İşte lojik devreler dersimiz var onu FPGA ile anlatıyoruz onu da dahil ediyorum. 5 tane yazılım dersimiz var. Ayrıca seçmeli derslerle bu sayıyı 9'a 10'a çıkarmaları mümkün. 10 tane yazılım dersi de çok iyi bir rakam arkadaşlar. Yani bu derslerden birkaç tanesini çok iyi öğrenseler bile iyi bir yazılımcı olabilirler. Ayrıca hani şöyle söyleyeyim. Yazılım taraflarını kuvvetlendirmek için illa bilgisayar mühendisliği okumaları da şart değil. Hasan Hüseyin burada. Geçen yıl bu konuda çok güzel bir yorum yaptı. Yani Aselsan'da çalışan bir öğrencimiz. Kendisi aynı yorumu tekrar yapabilir. Şöyle demişti ben hatırlıyorum. Şu anda internet üzerinde kurslar var. Herhangi bir dili veya herhangi bir yazılım bilgisi gerektiğinde o kursları takip ederek kendiniz öğrenebilirsiniz demişti. Yazılım taraflarını o şekilde kuvvetlendirmeleri mümkün. Yani illa da
Bilgisayar mühendisliği okumaları şart değil. Aslında hocam tam bu noktada Hasan Hüseyin ve Erdem hocama sözü teslim etmek isterim. Onlar da tecrübeli birer mühendis olarak neler söylemek isterler? Ben çok merak ederim. Evet, iyi olur. Hocam madem sesim geliyor mu şu an? Geliyor, geliyor. Madem geçen seneki sözümden bahsettiniz, bu sene de şöyle bir ekleme yapayım ona. Özellikle bu yapay zeka araçları bu kadar yaygınlaşmaya başlamışken, yani kendi tecrübelerimden de yine söyleyebilirim. Kodlama işi şu an çok, yani kodlama öğrenmek ve kodlama yapma işi şu an çok kolaylaşmaya başladı. Yani siz hiç bilmediğiniz bir dilde birçok şey üretebilir hale gelebiliyorsunuz. Bu yapay zeka araçlarını etkin kullanabildiğinizde. Dolayısıyla böyle bir dünya, yani dünyanın geldiği bu şeyde, bu durumda ben şöyle bir şey tavsiye edebilirim arkadaşlara. Sınırlı vakitlerini, üniversitedeki sınırlı vakitlerini birden fazla alana bölmelerindense bunlardan bir tanesine yoğunlaşıp diğerini daha sonra belki kendi işte yine sizin az önce bahsettiğiniz gibi online eğitimlerle daha hızlandırılmış şekilde edinebilirler kabiliyetleri. Yani kodlama kabiliyeti hakikaten şu an çok talep edilen revaçta bir meslek grubu diyeceğim artık. Çünkü ona doğru evrildi. Bunun için ben açıkçası işte çap, yandal gibi aktivitelere girmelerindense örgün eğitimin dışında, örgün lisans eğitiminin dışında kendi hızlarıyla, yani dünyada artık yani internette inanılmaz miktarda açık kaynak mevcut bu konularda. Kendi hızlarıyla bunları öğrenmelerini tavsiye ederim. Çünkü bilgisayar mühendisliğinde işte yandal veya çap yapmaya kalktıklarında bu sefer aldıkları yazılım, kodlama derslerinde belki kendi istemedikleri, kendi işlerine yaramayacak diller öğrenmek, kullanmak zorunda kalacaklar. Çünkü haliyle bu dersleri veren hocalar bu hangi dilin kullanıldığına karar verecekler. Bu durumda işte örneğin şu an ben çok hakim olmasam da alana işte Rust diye bir programlama dili çok şey meşhur, çok kullanı revaçta bir dil. Ama bunun yerine atıyorum işte derslerde Java gösterecekler. Yani Java belki biraz daha etkisini kaybetmeye başlayan bir dil oluyor. Ya da haliyle C++, C ve C++ üzerine yoğunlaşacaklar. Şimdi bu da biraz daha aslında arka planda kalmaya başlıyor. Birçok popüler uygulama ve meslek alanı için. Dolayısıyla eğer elektronik mühendisliği okuyorlarsa vakitlerinin belki %70'ini, %80'ini bu alandaki konulara ayırmaları bence kendileri açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir istatistik vereyim ben de. 2009-2013 arasında lisans okudum ben. Gebze Teknik Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği mezunuyum, hocamızın bahsettiği gibi. Benim dönemimde elektronik mühendisliği ile Anadolu elektronik mühendisliği olan ve bilgisayarla çap yapan bir arkadaşımız vardı, bitirebildi. Bilgisayar mühendisliği Anadolu olup elektronik mühendisliğinde çap ve yandal yapan, benimle birlikte okuyan birkaç arkadaşım vardı. Çok ne söyleyebilirim ki hiçbiri bitiremedi elektronik mühendisliğini. Hiçbiri elektronik mühendisliği yandal sertifikasını ve işte çift anadal diplomasını alamadı. Bunun sebebi elektronik mühendisliğinin özellikle 3. ve 4. sınıftaki dersleri işte elektromanyetik teori,
haberleşme dersleri, işaret işleme derslerinin çok ağır, yani çok temel ve ağır dersler olmaları. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliği temelinden yetişen arkadaşlar aslında bu derslere geldiklerinde çok ciddi şekilde çuvallamaya başlıyorlar. Dolayısıyla yine benzer bir şey söyleyeceğim. Elektronik mühendisliği okurken, ya benzer şey elektronik mühendisliğinde ana dalı olarak çalışan arkadaşlar için de geçerli olacak. Belli başlı işte bilgisayar mimarileri dersleri, veri yapıları dersleri olacak bilgisayar mühendisliğinde. Bu dersler de yine bilgisayar mühendisliğinin en ağır derslerinden bazıları. Ve bu dersleri veren hocalar da bu dersleri yine çok ciddiye alarak veriyor dersleri. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Yine bu derslerden birini alan arkadaşımın dersin hocasıyla yaptığı diyalog. Dersin hocası şöyle diyor. Bu dersi şu an ben alıyor olsam dersin yükünden kaynaklı olarak bu dersten A ile geçemem. Diye bir cümle kuruyor. Yani dersi veren hoca bile bunu söylüyorsa siz belki işte mühendislik alanının en ağır iki alanında birlikte aynı anda götürmenin ne kadar zor olabileceğini değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Belki benzer şeylerde Erdem de bir şeyler söylemek ister. Sizdeyiz yani, Erdem hocam. Tabii buraya sonradan katılan arkadaşlar oldu. Ben de kendimi tanıtayım. Ben de 2010-2014 arasında Gebze Teknik Üniversitesi'nde, o zaman Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ydü. Tabii 2016 yılında değişmiş olması lazım. Lisans eğitimimi aldım. Daha sonra İTÜ'de yüksek lisans yaptım. Doktorayı da bu sene Gebze Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. Hasan da geçen sene bitirdi doktorayı Gebze Teknik Üniversitesi'nde. Yani benim söylemek istediğim şey şu, ya bırakın çap yapmayı, aynı bölüm içinde bile çoğu dersleri tam olarak öğrenemediğinizi fark edebilirsiniz ki o kadar ağır. Yani yani bir elektromekanik enerji dönüşümüyle alakalı ya da kontrolle alakalı bir konu seçmek istediğinizde, atıyorum, onlarla alakalı şeylere daha fazla yoğunlaşmanız gerektiğini fark edip diğer derslerden aslında o kadar da yüksek not alamayabilirsiniz. Yani buradan 4 ortalamayla mezun olmak yani gerçekten çok zor. Bizim dönemimizde Aybars vardı. 3.70 ortalamayla mezun oldu. Ona yakın ortalamayla mezun olan kaç kişi vardır bilmiyorum. Yani bu dönemde galiba sanıyorum o kadar yüksek ortalamalarla mezun olanlar olmadı. Yani çap bir hayal. Yani güzel bir hayal. Yani mezun, çapla mezun olursanız bunun karizmasının yüksek olacağını falan düşünüyor olabilirsiniz. Ama dürüst olmak gerekirse yani doktoradan sonra ben tam olarak %100 elektronik mühendisi miyim? Onun bile şeyindeyim, yani düşüncesindeyim. Çünkü bilmediğim çok fazla konu var. Ya ama bu sizi de korkutmasın tabii. Yani buraya geldiğinizde zevk aldığınız bir konu olacaktır mutlaka. İşte onunla alakalı çok çalışıp yüksek lisans yapmak istiyorsanız yüksek lisans yapıp veya endüstride çalışmak istiyorsanız endüstride çalışıp iyi yerlere gelebilirsiniz. Yani okul bu konuda ismende şey değil, kötü bir ünvana sahip değil. Hatta çok iyi bir ünvana sahip şu anda. Eskiden yani ben mezun olduğumda bu kadar çok popülerliği var mıydı onu hatırlamıyorum ama bizden sonra popülerliği gittikçe arttı. Ve yani ben şu anda yurt dışında çalışıyorum. Yani ilk doktoraya başladığımda, lisansa başladığımda yurt dışında çalışmak gibi bir hayalim var mıydı? Yoktu. Ama şu anda ben yapabiliyorum sonuçta. Şu anda girecek arkadaşlar da yani bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra belki benden de daha erken bir şekilde hayallerine de kavuşabilirler. Daha iyilerini de yapabilirler. Ya ben biraz motive etmek istiyorum. Yani şey yapmak istemiyorum. Yani şu çok zor, bu çok zor yerine.
Yani çalıştığınız sürece yapabileceğiniz bir şey ama Oğuz hocama ve Hasan'a katılıyorum. Yani çap gibi, yan dal gibi işte fantastik gerçekten birden fazla konuya dağılmak yerine belirlediğiniz bir konuda uzmanlaşmak her zaman daha mantıklı. Yan bilgileri yani yan bilgi diyorum burada ama bazıları için ana bilgi. Yani programlama gibi veya atıyorum güç elektroniği olabilir sizin için o zaman yan bilgi. Bunları daha sonra da öğrenebileceğiniz şeyler. Şey değil yani illa buradan diploma aldınız ve o bilgi sizde işte kalıplaşıp kalmıyor aslında. Süreç içerisinde çok fazlaca şey öğreniyorsunuz. Yani ben de okulda öğretilmeyen bilgiler öğrendim. Yani okul o müfredatı sağlamıyordu. Belki de o kadar çok yaygın olmadığı için sağlamıyordu. Yani okul size her zaman için ya bakın işte şu 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 bilgileri verelim. Hadi gidin hazır piyasada çalışın diyecek bir yer değil. Yani okulda öğrenmeniz gereken temel şey öğrenmeyi öğrenmek. Daha sonrasında siz kendiniz işinizle alakalı olan şeyleri yayınlar okuyarak ya da işte o sektörle alakalı dergiler okuyarak kendiniz de öğrenmeyi öğreneceksiniz. Ya yani bence okulun bana kattığı en önemli yetenek buydu. Ya yani kendim öğrenmeyi öğrendim. Daha sonra rahat ettim diyebilirim yani. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Teşekkür ederim. Kıymetli katkılarınız için hocam çok teşekkür ederiz. Yani yeni sorulara geçeceğim ama yeri gelmişken ben de araştırma görevlisi ve bölümümüzde doktora öğrencisiyim ama yeri gelmişken naçizane ben de birkaç kelam etmek isterim. Bu kelamımı bir doktor öğrencisi ya da bölümümüzde vazifeli bir kimse olarak değil de bir lisans mezunu sıfatıyla söyleyeceğim. Ben bölümümüzü yani iyi bir ortalamayla bitirdim. Yani 3,64 gibi bir ortalamayla okul, fakülte ve bölüm dereceleriyle bitirdim. Yani bu sıfatla şunu söyleyebilirim. Yani bu çift anadal meselesi yani şunu gerektiriyor aslında. Yani birçok şeyi bu birçok parametrenin arttığı artık yeni dünyada yani birçok şeyi multitask edebileceğimizi yani birçok şeyi aynı anda yapabilecekmişiz gibi hissediyoruz. Yani ama şu bir gerçek ki gençlik enerjisi olsa da enerjimiz sonlu. Dolayısıyla ben şunu söylemek isterim. Yani dereceli bir öğrenci olarak lisans öğrencisi olacak kardeşlerime şunu tavsiye etmek isterim. Yani zaten bölümümüzün müfredatı yani zor demek istemiyorum ama yani yeterince öğrencilik düzeyinde emek gerektiren, emek isteyen bir müfredat. Dolayısıyla bunu özümsemek, benimsemek ve sindirmek, bunun üzerinde derinleşmek, günü gününe bu dersleri takip etmek ve üzerine kafa yormak, mühendisçe düşünebilmek yani bu uzun bir süreç. Yani dolayısıyla sıraya, kuyruğa ne kadar çok şey alırsak o kadar bu bizim diğer süreçlerimizin kalitesini azaltacağı inancındayım ben. Ama bu şuna da engel değildir. Tabii ki ders dışında kendimizi geliştirmeye, yeni bilgilere erişmeye engel değildir tabii ki. Ama başka bir lisans programı daha takip edecek kadar enerjimiz de olmayabilir. Yani takdir edersiniz ki yani üniversitelerde üniversitedir, meslek edindirme kursları değildir. Yani dolayısıyla tabii ki de özel sektörde öğrenilecek, sektörde pratik mühendislik yapılırken öğrenilecek bazı şeyler de vardır ama özel sektörde öğretilmeyecek, öğrenilmesinin yeri okul olan şeyler de vardır. Dolayısıyla ya teorik pratik ayrımına girmek istemiyorum ama şunu söylemek isterim. Yani sadece derse girerek benim fikrimce hani mühendis olunmayacağı gibi sadece bir yerlere dallanarak mühendis de olunmaz. Dolayısıyla bunları bir potada eritmek lazım. Bunları özümsemek, derinleştirmek de gerekiyor. Bunları bir potada eritmek gerekiyor. Dolayısıyla yani bunlara azami şekilde dikkat etmek gerekiyor. Benim fikrim bu yönde. Sonuç olarak yani diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarıma bunu ben tavsiye ediyorum.
Sıradaki soruya müsaadenizle geçebiliriz sanırım. Programın MÜDEG akreditasyonu olmasının önemi nedir denmiş hocam. Bundan önce bir tane soru var. Onu aslında sorayım. Bu meseleyi kapatalım. Kampüs içine yapılacak olan yurt sadece kızlar için mi olacak denmiş. Neden bir kısmı erkekler için ayrılmadı? Onu merak ediyorum demiş Furkan Çelik. Bu soruyu cevapladıktan sonra MÜDEG akreditasyonu olmasının önemi nedir? Bizim müdeğimiz var mı diye bir soru yönelteyim hocam. Buyurun kıymetli hocam. Kampüs içerisinde yapılacak yurdu Kredi Yurtlar Kurumu yapıyor. Yani benim duyduğum kız yurdu olacağı şeklinde, ama neden öyle uygun gördü Kredi Yurtlar Kurumu bilmiyorum. İkinci soru neydi? İkinci sorumuz hocam, MÜDEG akreditasyonu olmasının Evet, önemi müdek nedir? akreditasyonumuz var 2,5 yıllığına. Yenilemek için başvurduk. Yani kabul edilirse 5 yıla çıkacak. Bu MÜDEG bir akreditasyon kuruluşu, yani Türkiye'nin kuruluşu. Bu etiketi, yani MÜDEG akreditasyonu kazandığınızda bu eğitiminizin belli standartları sağladığını gösteriyor. Diplomanızın her yerde geçerli olduğu anlamına geliyor. Onu söyleyebiliriz. Yani şey gibi, ne diyelim, aldığınız cihazların arkasında mesela CEE mührü var. Avrupa standardı. O ürün Avrupa standartlarına uygun demek. MÜDEG de öyle bir şey. Yani eğitiminizin, diplomanızın, gördüğünüz eğitimin ve diplomanın Avrupa'da geçerli olduğu anlamına geliyor. Peki hocam, bizim müdeğimiz var mı? Müdek süreçleri nasıl Var. Evet. ilerliyor? Yani müdeğin İki nasıl buçuk bir faydası var? yıllığına MÜDEG etiketi kazandık. Bir ay evvel tekrar bir güncelleme için başvurduk. Kabul edilirse 5 yıla uzatılacak. Sıradaki soru. Bu yıl hazırlık atlama sınavı hangi tarihte olacak denmiş. Yani bu belli mi acaba? Yok, onu bilmiyorum. Çünkü o şeye bağlı. Yani ÖSYM'nin yerleştirmeleri yapmasına bağlı. ÖSYM yerleştirmeleri yaptıktan sonra okulu hazırlık sınavı için bir takvim açıklayacak. Yani öğrenci adayımıza akademik takvimimizi takip etmesini tavsiye edebiliriz sanırım. Evet, Yağız bir bu yorum yapmış. Ağzınıza sağlık hocam. Güzel bir noktaya değindiniz demiş. Metehan Ülger hocam bir soru sormuş tekrar. Hocam, okulun savunma sanayi ile işbirliği içinde olduğu doğru mu? Mesela stajımı savunma sanayide yapabilir miyim demiş. tabii işbirliği var savunma sanayiyle. İşte Hasan Hüseyin Sönmez şu anda savunma sanayi şirketlerimizden biri olan Aselsan'da çalışıyor. Bizim Aselsan Akademi programımız var. Sadece biz değil, bizimle beraber İTÜ, Gazi Üniversitesi, bir de ODTÜ. Bu 4 üniversite Aselsan personeline yüksek lisans ve doktora eğitimi veriyor. Onlara tez yaptırıyor. Gerekirse eğer işbirliği sağlanırsa onların projelerinde danışmanlık yapabiliyorlar. Savunma sanayi sektörüyle ayrıca kendi, yani bu kurumsal işbirliğinin dışında ferdi olarak hocalarımızın işbirliği var. Mesela Köksal Hoca'nın bölümümüzden Köksal Hoca'nın var. Serkan Hoca'nın var. Serkan Hoca birçok savunma sanayi projesine ve şirketine danışmanlık yapıyor. Aynı şekilde Köksal Hoca da öyle. İşbirliğimiz var ve birçok öğrencimiz de bu savunma sanayi şirketlerinde staj yapıyorlar. Aselsan'da, Havelsan'da. TÜBİTAK'ın savunma sanayi ile ilgili birimlerinde veya Baykar'da, buralarda
Staj yapan çok sayıda öğrencimiz var ama bizim bu kurumlarla staj işbirliğimiz yok çünkü biz prensip olarak öğrencilerin staj yerini kendilerinin bulmasını tercih ediyoruz. Bunun sebebi de şu, şu andaki staj süreci aynen mezun olduktan sonraki bir işe alım süreci gibi. Yani şirketler özgeçmişinizi gönderiyorsunuz, değerlendiriyorlar, mülakat yapıyorlar, hatta sınav yaptıkları bile oluyor. Bu aynen mezun olduktan sonra iş başvurularınızdaki sürece çok benziyor. Biz de bu iş başvurularınıza hazırlık olur, tecrübe kazanırsınız diye kurumlarla staj anlaşması yapmıyoruz. Sadece çeşitli şirketler, kurumlar bize staj duyurularını gönderiyorlar. O duyuruları biz web sayfamızdan yayınlıyoruz. Öğrenciler kendileri başvuruyor. Bu şekilde. Teşekkür ederiz hocam. Sıradaki soruyu, şimdi bu çap yandal meselesini kapattık aslında ama bir cümleyle kısaca alalım. Yani diğer sorulara da vakit kalsın diye. Elektronik mühendisliği artı fizik yandal için düşünceniz nedir denmiş hocam. Bu, Öznur Üründül bunu sormuş. Kısaca ne demek istersiniz? Fikriniz nedir? Yani yandal yapabilirler hangi bölümü seviyorlarsa, tercih ediyorlarsa. Fizik yandal yaptıklarında da bizim elektronik ana bilim dalında uzmanlaşacaksa fizikte ve fizik bölümünde o uygun dersleri almalarını tabii tavsiye ederiz. Kuvvetlendirici olur, iyi olur. Hocam sıradaki sorumuz kurumlar arası yatay geçişle Gebze Elektronik Mühendisliği bölümüne geçme şartları nelerdir? Eray Yalçınkaya sormuş. Onu şimdi bilemiyorum çünkü o her yıl belirleniyor, ilan ediliyor. Şunlardır desem de doğru olmaz çünkü değişir onlar. Ama arkadaşımız merkezi yatay geçişle gelecekse biliyor. Puanı yani bizim üniversite sınavına girdiği yılki puanı bizim bölümün puanından yüksekse merkezi yatay geçişle direkt gelebilir. Ama diğer yatay geçiş şartlarını şu anda bilmiyorum. Her yıl değişiyor onlar ve ilan ediliyor. Şunlardır desem yanlış bilgi vermiş olurum. Çünkü değişir. Ortalama şartı mesela 3'tür, 3,25 olur falan. Kontenjan değişir. Her yıl tekrar değerlendiriliyor Yani onlar. şöyle diyelim mi hocam? Üniversitemizin web sayfasını takip etmeye Takip davet etmeleri edelim. lazım tabii ki. Evet. Yani buna ek olarak hocam Ahmet Bayır bir soru sormuş. Yine onu da kısaca alalım. Kurum içi yatay geçiş imkanı var mı demiş. Evet var. Kurum içi yatay geçişe kurum dışı yatay geçişten daha fazla kontenjan tanınıyor. Yağız'ın bir yorumu var. Onu kısaca okuyayım. Elektrik elektronik bir havuzdur. Ne kadar doldurursan o kadar öğrenirsiniz hocam. Zor bir iş demiş ve gülücüklerini göndermiş bize. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Yani elektronik mühendisliği demin Erdem çok güzel ifade etti. Ne diyor? Ben bakın doktorayı bitirdi arkadaşınız. Bizim bölümün çok iyi öğrencilerinden. Ben onun doktora yeterlilik sınavını hatırlıyorum. 3 tane öğrencimizle beraber girmişti. O gün en yüksek performansı gösterdi. Adaylarımıza yeterlilik sınavına giren öğrencilerimize tek tek sorduk. Performansınızı nasıl buldunuz diye. En iyi performansı göstermesine rağmen peki bulmadım falan demişti. Bakın şimdi doktora unvanını aldı. Ne diyor? Hala iyi bir mühendis oldum mu diye düşünüyorum diyor. Mütevazilik gösteriyor. Bence iyi bir mühendis. Ama şunun için söylüyor onu. Hala öğreneceği çok şey var. Benim de öyle. Benim hala öğreneceğim çok şey var. Benim işte şu anda takip eden benim öğrencilerim aynı zamanda. Ben 2 tane lisansta ders veriyorum. İkinci dersin sonunda böyle bir ufuk turu yapıyorum haberleşmeyle ilgili ve söylediğim şu. 30 yıldır haberleşmeyle uğraşıyorum. Ancak %50'sini öğrenebildim.
Doğru. Yani yorum yapan öğrenci adayımızın yorumu doğru. Çok derin, çok geniş bir havuz ama aynı zamanda çok da zevkli. Çünkü şöyle bir meslek değil yani. Üniversitede okudunuz 4 yıl. O 4 yılda öğrendiklerinizi ömür boyu idare etmiyorsunuz. O yüzden Erdem'in dediği gibi öğrenmeyi öğrenmeniz lazım veya benim tanıtım sayfamızdaki videomu seyrettiyseniz orada da ifade ediyorum ben. Öğrenci adaylarımızın kendilerini hızlı yenileyebilme yetenekleri olması lazım diyorum. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Diğer mühendisliklere göre çok, onlara göre de çok hızlı değişiyor. Yani şimdi demin saydığımız cihazları, teknolojileri düşünürseniz bu cihazların, teknolojilerin 20. yüzyıla ve 21. yüzyıla yaptığı katkıyı düşünürseniz hem elektronik mühendisliğinin ne kadar hızlı değiştiğini ve diğer meslekleri de ne kadar hızlı değiştirdiğini anlarsınız. Bundan dolayı öğreneceğimiz çok şey var. Benim de var. İşte doktorayı bitiren öğrencilerimizin de var. Erdem'in, Hasan Hüseyin'in, Murat Enes'in. Ama bunun yanı sıra çok zevkli bir meslek. Çünkü öğreneceğiniz şey hiç bitmiyor. Sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Sürekli canlı olmanız gerekiyor. Yani öğrenmeyi öğrenmek, Evet. derinleşmek ve kendimizi güncellemek hocam, bu mesleği seçeceksek çok önemli diye anlıyoruz. Evet, hatta dersler o söylediğim ikinci dersimin sonunda ufuk turu yaptığımda şunu da örnek veriyorum. Bizim alanımızda çok iyi bir haberleşmeci hoca var. İngiltere'de yaşıyor kendisi. İngiltere'de hoca. Ama Macar asıllı. Lajos Hanzo ismi. Onu ben en son herhalde 7-8 sene evvel mi ne bir IEEE'nin ana konferanslarından birinde gördüm İstanbul'da. Bir hocamız Kanada, şey Amerika'dan Amerika'da hocalık yapmış. Türkiye'ye yerleşmiş bir hocamız. Ona şöyle demiş işte biz ne öğrendiysek sizin çalışmalarınızdan öğrendik falan diye. Lajos Hanzo şöyle demişti. I am still student, I am still learning demişti. Yani hala öğrenciyim, hala öğreniyorum. Hani ben %50 haberleşmeyi biliyorum diyorum ya %50 oranında. O da %90 oranında biliyordur, öyle söyleyeyim. Ama halen ben öğrenciyim, öğreniyorum diyor. Yani bu meslek bize tevazuyu da mı öğretiyor hocam? Öyle zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Yani her şeyi bildiğini sanan kişi aslında hiçbir şey bilmediğini bilmiyor demektir. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam, kıymetli katkılarınız için tekrar teşekkür etmekle beraber bir sorumuz daha var. TÜBİTAK veya Teknofest gibi yarışmalara projeler gönderiyor musunuz? Bir projeyle katılmak istesek laboratuvar imkanlarından faydalanabilir miyiz? Demiş Elif Küçük. Tabii. Yani burada çeşitli kulüplerimiz var. O kulüpler nezdinde bu yarışmalara katılan öğrenci gruplarımız var. Ayrıca o kulüplerden bağımsız olarak da bölümümüzdeki hocaları araştırma görevlerini danışman seçerek bu yarışmalara başvuranlar, dereceye girenler var. Tabii ki laboratuvar imkanlarını kullanabiliyorlar. Hatta biz diğer yani bildiğim kadarıyla diğer bölümlerde, diğer üniversitelerde olmayan bir şey yaptık. Dördüncü sınıfta bizim bitirme çalışmaları laboratuvarı ya demin bahsettiğim bitirme çalışması dersimiz vardı. 1 ve 2 diye öğrencilerin mezuniyet projesi yaptı. O ders için kullanmaları maksadıyla bitirme çalışma laboratuvarı diye bir laboratuvar düzenledik. Orada ihtiyaç duyacakları her türlü cihaz var ve demin bahsettiğim teknisyen öğretim görevlimiz Murat Ceylan orayı yönetiyor. Öğrencilerimize de yardımcı oluyor. Orayı kullanarak bu yarışmalara katılabilirler. Hocam, Metehan Ülger bir soru sormuş. Elektrik ve elektroniğin farkı ne?
Bölümün ismi neden sadece elektronik? Biz niye elektronik haberleşme mühendisliği bölümü değiliz diye de ben eklemiş olayım. Metehan Evet, Ülger evet. sormuş. Evet, şimdi elektrik enerjisinin üretilmesi ve nakledilmesiyle ve bu işte üretilmesinden nakledilmesine kadar geçen kısımlarda diyelim, kullanılan makinaları da çalışır. Yani elektrik enerjisini santralde üreteceksiniz. Bunu fabrikalara, şehirlere üreteceksiniz. Pardon, nakledeceksiniz. Ve buralarda ne var? Cihaz, işte elektrik makinaları dediğimiz motorlar, yani elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren cihazlar ve jeneratörler. O da nedir? Mekanik enerjiyi diyelim, elektrik enerjisine üreten cihazlar diyelim. Bunlarla uğraşıyor elektrik alanı. Elektronik ise bunun dışında aklınıza gelen her türlü cihaz, yani bu demin tanımladığım elektriğin dışındaki her türlü cihaz elektronik mühendisliğinin veya elektronik alanının kapsamına girer. Şimdi bu ikisini birleştirerek Türkiye'de yaygın isim olarak elektrik elektronik mühendisliği var. Bir de elektronik ve haberleşme mühendisliği var. Türkiye'de eskiden elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü daha yaygındı. Yani bizim öğrenciliğimizde öyleydi. Bir de ayrıca elektrik mühendisliği vardı. Benim hatırladığım, benim öğrenciliğimde bir tek Boğaziçi Üniversitesi'nde ve ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliği vardı. Sonradan elektronik mühendisliği çıktı. Yani adı sadece elektronik mühendisliği olan bölümler. Sonradan peyderpey bu elektrik mühendisliği ve elektronik haberleşme mühendislikleri birleşti. Elektrik elektronik oldu. Elektronik mühendisliği bölümlerinin adı da değişti. Hepsi elektrik elektronik mühendisliği oldu. Mesela yakın zamanda benim hatırladığım en son Bursa Uludağ Üniversitesi, işte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi. Bunlar isimlerini değiştirip elektronik veya elektronik haberleşmeyken elektronik mühendisliği oldular. Bunların arkadaşlar elektrik hariç, şimdi elektrik mühendisliği benim bildiğim bir İTÜ'de var, Yıldız'da var, bir de Kocaeli'nde var diye biliyorum. Bu bölümlerin şöyle söyleyeyim, isimleri farklı olmakla beraber aşağı yukarı aynı bölüm. Bizim bölümün müfredatı adı elektrik elektronik mühendisliği olan bölümlerle en az %80, elektronik ve haberleşme mühendisliği olan bölümlerle de en az %90 oranında benzer. Öyle söyleyeyim. Yani içerik olarak büyük bir fark yok. Biz adını niye değiştirmiyoruz? Burası kurulduğu zaman 94'te işte eğitime başlamış. O zaman elektronik mühendisliği diye kurmuşlar. Sonra lisansa da aynı isimle başladı. Şu anda değiştirdiğimizde yük kontenjanları artırıyor. Kontenjanlar artınca puanlarımız düşüyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep de YÖK'ün şu andaki yönetimi %30 İngilizce eğitime izin vermiyor arkadaşlar. Ya %100 Türkçe olacak diyor ya da %100 İngilizce olacak diyor. Şu andaki yani hocalarımızın çoğu da %30'luk İngilizce eğitim statüsünün de kaybedilmesini istemiyor. Bundan dolayı değiştirmiyoruz adını. Ama eğitim olarak bir fark yok, onu söyleyebilirim. Elektrik elektronik ismini taşıyan hocam bölümleri, yani bu bağlamdan nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle sormalıyım. Yani benim dikkat ettiğim bir şey var. Yani belki yanlış biliyorum, bilmiyorum ama yani fikrinizi de merak ederim. Öğrenci adayları da bilgilensin. Bizde mesela yani sinyal işleme dersimiz var.
dijital sinyal işleme dersimiz var. Haberleşme derslerimizin ciddiyetini ve ağırlığını biliyorum. Yani sanki bazı elektrik elektronik programlarında haberleşme kısmı eksik kalıyor. Evet. Bazı programlarda da onlar seçmeli gibi mi veriliyor ya da Evet. programlarında bulunuyor? Doğru. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi elektrik elektronik adı elektrik elektronik olan bölümlerde bize göre, yani bize göre derken şeyi kastediyorum. Elektronik mühendisiyle elektronik haberleşme mühendisliğini kastediyorum. Bu bölümlere göre daha fazla elektrik dersi var. Bizde bir tane elektrik dersi var. O da Electromechanical Energy Conversion dediğimiz, İngilizce adı bu olan ders İngilizce açılıyor. Türkçe adı elektromekanik enerji dönüşümü denebilir. Ama birçok üniversitede elektrik makinaları diye açılıyor bu ders. Bizde sadece bu ders var. Adında elektrik elektronik olan bölümlerde elektrik kapsamına giren daha fazla ders var. Öyle olunca işte haberleşme derslerinin sayısı azalıyor ve işaret işleme derslerinin sayısı azalıyor. Yani haberleşme tarafındaki derslere daha az yer verebiliyorlar. Böyle bir fark var. Şimdi elektronik mühendisliği bir tek biz kaldık. Türkiye'de elektronik ve haberleşme mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Yıldız'da, Kocaeli'nde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde, bir de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde var. Ayrıca Kıbrıs'ta birkaç tane üniversitede var. Lefke, Doğu Akdeniz falan diye hatırlıyorum. Yani 8 tane kaldı adı elektronik ve haberleşme olan. Elektronik olan da bir tane kaldı ama bizim bölümün adı dediğim gibi elektronik mühendisi olmasına rağmen müfredat olarak biz elektronik haberleşmeye daha yakınız. %90, en az %90 oranında müfredatımız uyuşuyor. Yağız bir katkı yapmış az önceki öğrenme mevzuyla alakalı. Kısaca onu okuyup sonraki soruyu hocam sorayım. Hocam İTÜ'de okurken arkadaşlarla bu muhabbet çok geçiyordu. Öğren öğren bitmiyor diyorduk. Sabır ve zeka gerektiriyor demiş. Kesinlikle öyle. Doğru. Elif Küçük sormuş. Bundan sonra sesli sorulara geçelim diyorum hocam. Bu yazılı aldığımız son soru olsun. Sonra herkese mikrofon açmak için gerekli düzenlemeyi yapacağım. Sesli katılımınızdan memnun oluruz diyerek. Elif Küçük, Evet. hazırlık geçme sınavına güz döneminin sonunda da girebiliyor muyuz demiş. Evet, girebiliyorsunuz. O zaman güz döneminin sonunda, yani Ocak'ta diyelim, girdiğinizde, geçerseniz Şubat'ta bahar döneminde derslere başlıyorsunuz. Buna irregular öğrenci deniliyor. Irregular, yani İngilizce düzen, tam Türkçe'ye tercüme ederseniz düzensiz öğrenci. İkinci dönemden başladığı için mümkün o. O şekilde çok sayıda öğrencimiz var. Teşekkür ederiz hocam. Ben mikrofon hakkı tanımladım herkese. Bir Evet. yazılı bir Elif. şey geldi. Hemen hızlıca ona bakayım. Hocam peki ben Gebze'den mezun olsam ve iş için savunma sanayiye başvursam İTÜ'lülere öncelik mi verirler demiş. Sonrasında Elif Küçük'ün sesli bir sorusu olacak. Ne demek istersiniz hocam? Şimdi İTÜ'lülere öncelik verirler mi? Onu o savunma şirketlerine sormak lazım ama benim kanaatim öyle değil. Hani bir öncelik verir misiniz diye. Onlar tam cevaplandırabilirler. Ama benim kanaatim öyle değil. Çünkü şimdi biz burada mesela yüksek lisans ve doktora mülakatları yapıyoruz. Yani bölümümüze başvuruyorlar. O yüksek lisans ve doktora mülakatları da bir tür iş başvurusu. Şimdi öğrenci adaylarımız, yani yüksek lisans, master öğrencisi, doktor öğrencisi adaylarımızın mezun olduğu üniversite tabii ki bir artı puan kazandırıyor onlara. İşte bir kilometrelik bir yarışa 100 metreden başlatıyor diyelim.
Ama adayın kendisinin ne olduğu daha önemli. Yani mülakatta sorularımıza ne cevap veriyor? O önemli bizim için. Şöyle örnek vereyim, bunu hep veririm. Bir yıl mülakatta master için, yani yüksek lisans için başvuran adaylar arasında en iyi öğrenci Kırıkkale Üniversitesi mezunuydu. En iyi doktor öğrencisi adayı da Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuydu. İşte bu adı sayılabilecek saymayayım. O çok iyi diye bilinen üniversitelerden de başvuranlar vardı ama bu söylediğim Kırıkkale Üniversitesi mezunuyla Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu onlardan iyiydi. Yine ismini vermeden söyleyeceğim. İstanbul'da çok iyi bir üniversiteden mezun. Bölümü üçüncülükle bitirmiş bir öğrenci adayını da mülakatta başarısız olduğu için kabul etmedik. Yani bu tamamen sizin kendinizi nasıl yetiştirdiğinize bağlı bir şey arkadaşlar. Şöyle örnek vereyim. Nasıl bu sene 3 milyon, 3 milyondan fazla, geçen yıl 3 milyon 600 bindi diye hatırlıyorum. 3 milyondan fazla adayın arasından işte bizim bölümü kazanmak için 40 bin diyelim. En iyi 40 bin kişi arasına giriyorsanız mezun olduğunuzda da bizim meslekten şu anda 200 tane üniversite var. Yaklaşık yılda 15 bin kişi mezun oluyor. Bu 15 bin kişi arasından da en iyi 1000 kişi arasına girmeniz lazım. 1000 tane nitelikli iş var. O en iyi 1000 kişi arasına girmeniz için ne yapmanız lazım? Özgeçmişinizi parlatmanız gerekiyor. Ne demek o? İşte iyi bir ortalamayla mezun olacaksınız. İşte mezun olmadan evvel çeşitli dil sınavları var. TOEFL, IELTS falan gibi veya bizim milli sınavlarımız YDS, YÖKDİL gibi. Buralardan iyi puanlar alacaksınız. İyi bir bitirme çalışması yapacaksınız. İşte CV'nizde iyi yazılım bildiğinizi göstereceksiniz. İyi projeler yaptığınızı göstereceksiniz. İşveren sizin projeniz, pardon, sizin özgeçmişinize baktığınızda o işte kendi iş yerine başvuran 500 kişi başvurdu diyelim. O 500 kişi arasından sizin özgeçmişinize baktığında en iyi 10 kişiden birisi olduğunuzu anlayacak. 10 kişiyi mülakata çağıracak. Orada da verdiğiniz cevaplar sayesinde işe gireceksiniz. Yani bu İTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu olmak size bir artı puan kazandırabilir ama sizden her zaman iyi olacaklar anlamına gelmez. İşte yani görüyorsunuz, bakın Hasan Hüseyin bizim mezunumuz, Aselsan'da çalışıyor. Erdem de Qualcomm, bakın bilmiyorsanız Qualcomm dünyanın en büyük haberleşme şirketlerinden biridir. Kur'an Viterbi, yani kurucu ortaklarından biri Viterbi isminde, bir soyadı Viterbi. Viterbi soyadı Viterbi olan İtalyan asıllı bir Amerikalıdır. Kurucu ortaklarından biri. Şu anda oranın Avrupa merkezinde çalışıyor. Daha evvelde Erdem'den evvelde Furkan Hoca diyelim, araştırma görevlisi, doktora unvanı olan, o da oraya geçti, orada çalışıyor. Buradan mezun olup şu anda Hollanda'da çalışan mezunlarımız var. Amerika'da çalışan mezunlarımız var. Çok iyi yerlere gelen mezunlarımız var. Bu size bağlı. Yani kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz o kadar iyi yerlere gelirsiniz. Burada size kendinizi iyi yetiştirme imkanları sunuyor. Ama bu size bağlı. Ne kadar iyi çalışırsanız o kadar iyi olursunuz. Öyle söyleyeyim. Yani benim doktora mezunu öğrencim var. Boynuz kulağa geçer şu anda. Üniversitede hoca benden daha iyidir. Öyle söyleyeyim. Sizin çalışmanıza bağlı bu. Sevgili Yaz demiş ki ben cevaplayabilir miyim ama dışarıda bir sosyal medyalarınızı alın, cevabı özelden verin arkadaşlar. Yani hocam şey diyebilir miyiz özetle? İş sizde bitiyor,
bölümümüzdeki hocalarımızdan, derslerden ne kadar iyi istifade eder, öğrenciler kendini geliştirirlerse o denli başarılı olabilirler diyebilir miyiz hocam? Tabii, aynen öyle. Yani tam bu noktada kıymetli Hasan Hüseyin hocamın da bir katkısı olacaktı sanırım. Kendisi el kaldırdı. Müsaitse sözü ona bırakalım. Ardından da Erdem hocam katkı yapmak isterse çok da memnun oluruz. Aslında benim de söyleyeceğimi Oğuz hocamız benden önce söyledi. Yani ciddi anlamda üniversitelerde artık bir popülasyon sorunu olmaya başladı. Yani bu hakikaten bir sorun. İnanılmaz sayıda üniversite açıldı her yerde. Ve bu üniversitelerden de sürekli hemen hemen tüm alanlarda mezun oluyor. Mezun verilmeye başlanıyor. Yani on binlerce kişi her sene işte elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, haberleşme gibi alanlarda mezun olmaya başlıyor. Burada sizin ben yine benzer şeyleri geçtiğimiz senelerde de aday arkadaşlara söylüyordum. Sizin kendinizi bu kadar insanın içinde, bu on binlerce insanın içinde nasıl öne çıkarabileceğiniz önemli. Nerede okuduğunuzdan, işte hangi dersler aldığınızdan, kaç tane diplomanız olduğundan bağımsız olarak. Ben 2020 yılının sonunda Aselsan'a girdim. Doktora eğitimimin yaklaşık ortasında falandım. Yine bizim bölümümüzde araştırma görevlisi olan arkadaşlarımızdan biriyle birlikte geçtik biz Aselsan'a. Aselsan bizi çağırdı aslında. Yani biz doğrudan bir herhangi bir şeye, pozisyona başvuru yapmamıştık. Çalıştığımız alan, işte doktora tezlerimizde çalıştığımız konular doğrultusunda onlara paralel olarak çalışan bir bölüm bizimle iletişime geçti. Ve bizimle görüşmek istediklerini söylediler. Hem Aybars'ın hem benim Aselsan'a geçişimiz böyle oldu. Yani burada aslında söylemek istediğim, biraz önce de belirttiğim gibi, işte hangi okul, İTÜ mü, ODTÜ mü, Boğaziçi mi, Bilkent mi den ziyade sizin kendinize neler kattığınız, kendinizi işte yani deyim yerindeyse rakiplerinizden, eş değerlerinizden nasıl ön plana çıkardığınız önemli. Burada bence yani nacizane tavsiyem arkadaşlara popüler olan şeyleri takip etmektense popüler olacak olan şeyleri tespit edip önden trendi önden takip ediyor olmaları. Yani bu hem Türkiye'de olabilir, ülke içinde olabilir, hem dünyada olabilir. Yani örneğin yapay zekadan örnek vereceğim. Yaklaşık 1,5 senedir yapay zeka uygulamaları inanılmaz. Artık hani neredeyse sokaktan geçen herkesin bilgi sahibi olduğu bir düzeye geldi. Şimdi siz bu konu bu kadar popüler olduktan sonra eğer bu alana girmeye çalışıyorsanız yine çok fazla rakiple birlikte mücadele etmeniz gerekecek. Ama siz bu tür alanları önceden tespit edip bu alanlarda doğacak ihtiyaca yönelik kendinizi geliştirirseniz eğer, kendinize bir şeyler katarsanız tercih edenden ziyade, yani talep edenden ziyade talep edilen biri olursunuz. Ki burada da bunun ötesinde de zaten başka bu duruma geldiğinizde muhtemelen önünüzde tüm kapılar açık oluyor olacak. Hiçbir mesleki kaygınız da bulunmuyor olacak. Bunu hani tavsiye olarak aklınızın bir köşesinde bulundurursanız, özellikle lisans hayatınız boyunca kendiniz için güzel bir şey yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi Hasan Hüseyin ve Erdem'in başarılarından bahsettik. Mehmet Ertuğ Fıtılı isimli öğrencimiz de buradaydı.
Bizim bölümde çok başarılı bir bitirme çalışması yaptı. Sonra Koç Üniversitesi'ne gitti, burslu olarak. Orada master yaptı. Geçen ay ben onun master tezi jürisiydim. Çok başarılı bir master tezi yapmış. Bu sayede şu anda Danimarka'ya doktoraya gidecek. Yani Ağustos ayının sonuna doğru gidecek diye biliyorum. Bir Ericsson projesinde çalışacak. Yani maaşının bir kısmını Ericsson ödeyecek, bir kısmını üniversitesi ödeyecek. Bu şekilde doktora yapacak. Bakın bizim buradan mezun. Hani işte ismini saydığınız o üniversitelerden mezun olmak gerekmiyor. Oradan mezun olanların hepsi de bu işleri de yapamıyor. Bu tamamen sizin çalışmanıza bağlı arkadaşlar. Mehmet Ertuğ söz almak ister mi acaba? Tabii ki hocam. Ben de bir şeyler ekleyebilirim. Tabii lütfen. Lütfen. Çok memnun oluruz. Ben memnuniyetle. Ben de lisans öğrencisiyken aslında Enes hocam, Erdem hocam, Hasan Hüseyin hocam da bizim hocalarımızdı, araştırma görevlilerimizdi. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Lisans eğitim boyunca biz hoca ve asistanlarla çok yani iyi ilişkiler kurabildik. Herhangi bir sorumuz olduğunda çok rahat kendilerine ulaşıp sorularımızı cevaplandırabildik. Ve burada benim hani değinmek istediğim bir konu, örneğin bizim üniversitemizdeki bitirme çalışması gerçekten öğrenim hayatımda aldığım en kıymetli derslerden biriydi. Koç Üniversitesi ile kıyaslarsam buradaki lisans öğrencileriyle burada bitirme çalışmaları öğrencilerin ilgilerinden ziyade belirli başlı ayrılmış konular üzerinden tek bir dönemde gidiyor. Bizde bitirme çalışması iki dönem olarak devam ediyor ve benim haberleşmeye olan ilgimden dolayı ben Oğuz Hoca'yla yapmıştım. Aslında bu benim yüksek lisans eğitimim için çok güzel bir temel oluşturdu. Oğuz Hoca'yla beraber planlamıştık. Yani burada önemli olan aslında arkadaşlara söyleyebileceğim, eğitim hayatları boyunca sadece bir diploma almaya uğraşmayıp burada okudukları bölüme ilgi duymaları, merak duymaları ve derslerin biraz da çıkabiliyorlarsa dışına çıkıp kendi ilgilendikleri alanda okumalar yapmaları, araştırmalar yapmaları ve kendileri geliştirmeleri. Yani günün sonunda elde edilecek şey sadece bir diplomaysa ben çok çok kıymetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası burada bir mühendis adayı olabilmek önemli. Bu da merak ve çalışma azim sonucunda geliyor. Ve böylelikle aslında Oğuz Hocam ufak bir düzeltme, Danimarka değil Finlandiya'ya, evet şu anda ben Evet. de doktora için Ericsson'la ortak bir projeye gidiyor olacağım ve orada yine haberleşme üzerine doktoramı yapıyor olacağım. Teşekkür Şeyden dolayı Çağrı Hoca mı Danimarka'daydı? Çağrı Hoca da Finlandiya'daydı hocam. O da mı Finlandiya'da? Evet. Pardon. Peki. Önemli değil. Ne demek, estağfurullah. Mehmet Ertuğ, hayat boyu başarılar diliyoruz sana. Ben de teşekkür ederim hocam. Sağ olun, sağ olun. Sizlerin için ben kısa. Söylediklerin çok kıymetli. Yani şunu da bu vesileyle söylemekte fayda var. Yani bizim yani bu tarz başarılı sonuçları elde etmemiz biraz da Oğuz Hocam'ın sayesinde. Yani koyduğumuz bölüm teamülleriyle alakalı. Yani bizim bazı derslerimizde, yani bilgisayarlı projelerin elzem olduğu derslerde en az 4 adet bilgisayarlı proje ödevi yapmak zorunludur. Bazı derslerimizde ise bu en az bir ile kısıtlıdır ama bu ödevlerle desteklenir. Oğuz Hocam daha iyi tabii bilgilendirecektir. Yani bunlar, bu ödevler, bu projeler, gerek bitirme projelerinin kalitesi ve ciddiyeti olsun, yani genel olarak bölümümüzün işleyişi ve kendi içimizdeki teamüller ile öğrencilere, kendimiz de araştırma görevleri olarak da maksimum faydayı sağlamak, onlara faydalı olmak üzere kendimiz çabalıyoruz. Dolayısıyla bu da sanırım, buna da birazcık pay çıkarmak çok da haksızlık olmasa gerek diye bir yorumum var Oğuz Hocam. Sizler ne söylemek istersiniz? Evet Enes, hatırlattığın iyi oldu. Şimdi bizim asistan kadromuz kuvvetli. 15 tane asistanımız var. Daha evvel
daha fazlaydı, 20 falandı ama bir kısım asistanımız, yani şöyle bir döneme geldik. Birçoğu mezun oldu doktoradan. Bir kısmı da işte şirketlere geçtiler ama sayımız hala çok iyi, 15. Şimdi öğrenci adaylarımız diğer üniversitelerin web sayfalarına bakarlarsa, isim vermek istemiyorum, bazı üniversitelerin elektronik bölümlerinde asistan sayısı 5 falandır. Bizde 15 olunca biz de bu kuvvetli asistan kadromuz sayesinde öğrencilere çok sayıda ödev verebiliyoruz. Ve her derste en az bir bilgisayar projesi yaptırıyoruz. Bu en az bir şart, bölüm kurulu şartı. Bazı derslerde birden fazla, yani onların sayısı da belli. O derslerde de diyoruz ki en az iki tane olacak, en az dört tane olacak falan gibi şartlarımız var ama bütün derslerde hocalarımız mutlaka bir bilgisayar projesi veriyor. Bilgisayar projesiyle herhangi bir problemi çözüyor öğrencilerimiz. Elektronik sistemi, bir haberleşme sisteminin diyelim simülasyonunu yapıyor. Bu da şey demek, nasıl laboratuvara giriyorsunuz, cihazlarla deney yapıyorsunuz. Simülasyonun tam Türkçesi benzetim demek. Yani bilgisayar simülasyonuyla, bilgisayar benzetimiyle deneyi bilgisayar üzerinde yapmış oluyorsunuz. Ve 12 dersimiz de laboratuvarla olduğu için, bu da daha evvel söylediğim gibi Türkiye'de hiçbir elektronik, ya adında elektronik geçen hiçbir bölümde olmayan bir sayı. Öğrencilerimizin çok iyi yetiştiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede iyi yerlere geliyorlar. Şimdi benim öğrencilerimize tavsiyem genel olarak, hani bütün üniversitelerin web sayfalarına erişebilirler, onları inceleyebilirler. Ama mümkünse eğer ziyaret edebiliyorlarsa tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin bölümlerini ziyaret etsinler. Fiziksel imkanlarını yerinde görsünler. Hocaların web sayfalarına baksınlar. Hocalar nerelerden mezun, araştırma yapıyorlar mı? Bunları incelesinler. Ondan sonra karar versinler. Ama en önemli faktör şu bence. O bölümlerde okuyan, tanıdıkları çalışkan, iyi bir öğrenci varsa onlara sorsunlar bölüm nasıl diye. Çünkü bir bölüm hakkında size en iyi bilgiyi o bölümün çalışkan öğrencileri verir. Yani beklediklerini bulmuşlar mı? İyi yetişiyorlar mı? Ama sosyal medyada yazanlara bakarsanız, oralarda yazanlar genellikle işte girdiği bölümü, derslerini takip etmemiş, başarısız olmuş, okulu 7-8 sene uzamış, suçu kendisinde bulmayıp bölümü atmaya çalışan kişilerdir. Onlar yanıltıcı olur. Bilakis tam tersi, işte bu başarılı olan öğrencilerimiz de sosyal medyaya hiç yazmazlar. Onların sesi pek duyulmaz. Ondan dolayı öğrenci adaylarımıza, eğer çevrelerinde tanıdıkları bu vasıfta öğrenciler varsa onlara sormaları. Onlardan daha iyi bilgi edinebilirler. Hocam tekrar teşekkürler. Elif Küçük'ü çok beklettik. Onun sesli bir sorusu vardı. Sayın Elif Küçük, sesli sorunuz için mikrofonu size bırakıyoruz. Buyurun. Sesim geliyor mu? Evet, Geliyor. duyabiliyoruz. Ben daha öncesinden sorduğum bir soruyu biraz daha detaylandırmak istemişim aslında. Yazdım, Hasan Hocam da cevap yazmıştı ama yine size de sorayım. Güz döneminde hani hazırlıkta okuyup bahar döneminde birinci sınıfa geçersek elektronik mühendisliği için herhangi bir dezavantajı olur mu? Bunu merak etmiştim. Elektronik mühendisliği için değil, genelde yani bütün bölümler için geçerli bu. Dersler ön şartlarla birbirine bağlı. O ön şartlardan dolayı mesela birinci dönem alamadığınız derslerden dolayı ikinci dönem veya ikinci sınıfta bazı dersleri alamayabilirsiniz. Ama bu dönem, bu yıl için söyleyeyim. Bu yıl matematik bölümü, üniversitemizin matematik bölümü bayağı çok sayıda dersi yaz okulunda açtı.
Yani kaç diyeyim? Bizim bölümde okutulan matematik 1, 2, 3 diferansiyel denklemler, nümerik analiz kaç? 5, lineer cebir 6. 6 tane dersi, 6 tane matematik dersini yaz okulunda açtı. Bu şekilde bahar döneminde başlayanların bu yaz okulunda açılan derslerle telafi etmesi mümkün hale geldi ama her zaman olmayabilir. Yani bir kayıp yaşanabiliyor. Yani çünkü güz döneminde aldığınız ders, bahar döneminde aldığınız dersin ön şartı ise alamayabilirsiniz onu. O bir kayıp yaşatabilir size. Sadece bizim bölüm için değil bu, bütün bölümler için geçerli. Ama irregular öğrenci olup bölümü 3,5 yılda bitiren bir öğrenci de hatırlıyorum. Hatta yakın zamanda bir ay evvel yüksek lisanstan da mezun oldu. Master'da yaptı. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, sesli soruların devamını alabiliriz. Çok da memnun oluruz. Sesli sorularımız var mıdır? Peki, sesli sorular gelene kadar hocam tanıtım etkinliğimizden yine ben birkaç soruyla devam edeyim. Genelde öğrenci adayları şeyi soruyorlar. Bu sene işte sizin sıralamanız ne olacak? Nereye yükselecek? Nasıl bir beklentiniz var? Gibi sorular yöneltiyorlar. İşte kimler gelmeli? Kimler gelmemeli? Geçen sene de böyle bir soru sorduğumu hatırlıyorum. Sizler bunun üzerine neler söylemek istersiniz? Bunu çok merak ederiz. Beklentimiz nedir? Nasıl öğrencilere Yani hitap etmek isteriz? Hangi öğrencileri isteriz? Bu seneki tercih sıralaması beklentinizde nelerdir? bu seneki tercih sıralamamız bu çok zor bir soru. Hani ne olur bilemiyoruz bunu. Ama son yıllarda ilim ortalama 5.000 artıyor. Geçen yıl 8.000 ilerleme kaydettik. Bu yılda temennimiz tabii temenni diyorum 30.000 falan olursa iyi olur. Çünkü bu sıralamalarda biz hak ettiğimiz yerde değiliz maalesef. Bunun sebebi de yani en önemli sebebi diyeyim İstanbul'da olmayışımız. İstanbul'da olsak bizim sıralamamız çok farklı olurdu. Yani buna benim geçen yılda verdiğim bir örnek var. Biz burada 15 yıldır lisans eğitimi yapıyorken ve bölümümüzde de o zamanki sayı galiba 15 ile 20 arasında hoca vardı. Öyleyken İstanbul'da bir üniversitede elektrik elektronik mühendisliği bölümü açıldı. 5 tane falan hocaları vardı. Sıfır eğitim tecrübesi, 5 hoca yani sıfır lisans eğitimi tecrübesi. Yüksek lisans tecrübeleri vardı. 5 hoca ve hiç laboratuvarları yoktu. Hatta açıldıktan birkaç sene sonra ben orada bir yüksek lisans dersi de verdim. O zaman da gördüm. Halen laboratuvar imkanları çok zayıftı ama açıldıkları yıldan itibaren bizden çok yüksek puanla öğrenci aldılar. Birinci sebep İstanbul'da bir üniversite olması. İkinci sebep de İngilizce eğitim yapıyor olmaları idi. Ama ben şu anda halen iddia ediyorum. Bizim eğitimimiz o üniversitenin o bölümün eğitiminden çok daha iyidir. Çok daha iyidir. Garanti ediyorum bunu ama isim veremem. Hatta bugün bir akrabam malzeme bilimi ve mühendisliği bölümüne başvurmak için geldi. Yani başvurmak için demeyeyim. Bilgi almak için geldi. Bir akrabam, yeğenim sayılır. Onlara da söyledim. Ben o üniversiteye yüksek lisans dersi vermek için gittiğimde
Orada bir asistanla tanıştım. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde asistan o üniversitenin ve bizim üniversitenin Malzeme Bilimi Mühendisliğinden mezun olmuş. Orada asistan olmuş. Kendisine sordum, arada ne fark var bu üniversiteyle bizim üniversite arasında? Hocam dedi, en önemli fark şu dedi. Burada dedi, hocaların kapısı duvar dedi. Yani şu demek bu. Argo söylüyor. Hocaları aradığınızda bulamıyorsunuz. Kapıları kapalı. Ama bizde öyle değil. Onu demek istiyor. Yani Gebze'de okurken malzemede öyle değilmiş. Bizim bölümde de öyle değil. Onu söyleyeyim. Bizim bölümde her hocamızın ve araştırma görevlisimizin, yani kısaca asistan diyoruz onlara, asistanlarımızın görüşme saatleri var arkadaşlar. Aldığınız her derse ait ders dönemin başında hocalarımız ders bilgi formu dağıtıyorlar. Bir sayfalık veya iki sayfalık. Orada dersin içeriği, işte faydalanacağınız kaynaklar, belli başlı kurallar ve görüşme saatleri yazar. İşte bir hoca yazar orada. Ben mesela yazıyorum, diyorum ki dersin pazartesi günü öğleden sonra 2 ile 5 arası diyelim. İşte çarşamba günü 2 ile 3 arası benim görüşme saatim. Salı günü 12 ile 1 arası dersin asistanının görüşme saati. İşte cuma günü 2 ile 3 arası diğer asistanın görüşme saati. Dolayısıyla öğrencilerimiz bize o görüşme saatlerinde hiç randevu almadan direkt ulaşabilirler. Ulaşma hakkına sahipler. Randevu almalarına gerek yok. O görüşme saatlerinin dışında bir zamanda görüşmek istiyorlarsa e-mail ile randevu alıyorlar veya telefonla arayıp randevu alıyorlar, ama e-mail ile almalarını tavsiye ediyoruz. Geliyorlar, o görüşme saatlerinde hoca ile görüşüyorlar. İstedikleri soruları sorabiliyorlar. Hatta ben bölüm başkanı olduğum için benim haftanın 4 günü 12 ile 2 arasında, 12 ile 2 öğrencilerin en müsait olduğu zaman. Çünkü 12'de, 12 civarında dersler bitiyor. Öğle arası yemeğe gidiyorlar, geliyorlar. Öğleden sonraki dersler başlıyor. 12 ile 2 arasında bana direkt ulaşabiliyorlar, randevu almadan. Direkt odama gelip bölümle ilgili, derslerle ilgili her türlü değerlendirmelerini veya isteklerini bildirebiliyorlar. Bizde hocalara ulaşmak kolay. Onu söylemek istiyorum kısacası. Yine hocam tercih tanıtım etkinliğimizden birer soru var idi. Şöyle bir durum var. Bir ailemiz gelmişti yine öğrenci adayımızla beraber. Yani elektronik mühendisliğinin konularını, yani elektronik haberleşme mühendisliğinin konularını araştırdığını sanırım, yani onun tabiriyle sanırım buna ilgi duyduğunu, ancak matematik konusunda kendine fazla güvenmediğini söylemişti. Bana şunu sormuştu. Yani sizin bölümünüzde matematik var mı? Yani matematik yeteneğine ne kadar ihtiyaç duyuluyor mealinde bir soru yöneltmişti. İkinci soru da şuydu. Başka bir ailemizden, yine başka bir öğrenci adayımızdan. Vaka şuydu. Sıralaması 10 bin küsürde bir öğrenci, evi yakın idi, elektroniği tercih etmek istiyordu. Ancak taban sıralamamıza bakıyor ve diyor ki acaba, yani ben burayı istiyorum, evim de yakın ama burayı tercih edersem sıralamam yanar mı? Yani bu iki Yok. soruya ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi birinci soru matematikle ilgili soruydu. Şimdi Evet. öğrenci adaylarımıza bizim bölümün tanıtım sayfasında videolar var. İşte benim bir üniversitenin tanıtımı var, benim bir videom var. Bir de şu anda 3. sınıfı bitirmiş bir öğrencimizin videosu var. 6 dakikalık, bir ay evvel çekildi. Çok güzel ifade etmiş. Orada bölümle ilgili gerçekleri, İbrahim Uzun öğrencimizin adı. Aynı zamanda işte mezun öğrencilerimizin videoları var. Bir de sık sorulan sorular var. O sorulara cevaplarımız var. Öğrencilere
onları dinleme, o videoları seyretmelerini, dinlemelerini ve sık sorulara verdiğimiz cevapları okumalarını tavsiye ediyorum. O 6 dakikalık videoda öğrencimiz İbrahim Uzun, yani 3. sınıfı bitirdi, 4'e geçti. Çok güzel ifade etmiş. Bu bölüm diyor, fizik ağırlıklı gibi gözükse de diyor, fizik önemli ama diyor, matematik çok daha önemli. Her derste matematiği yoğun bir şekilde kullanıyoruz diyor. Güzel ifade etmiş. Şimdi o sana tanıtım faaliyetinde bugün öğleden evvel görevliydin sen. Tanıtım faaliyetinde bu soruyu soran öğrenci adayımız eğer hani burayı kazanacak puanı tutturduysa matematiği iyi demektir zaten. Ayrıca bizde matematik önemli olduğu için biz birinci sınıfta öğrencilerimize matematik 1, 2 ve lineer cebir isimli matematik derslerini aldırıyoruz. İkinci sınıfa geldiklerinde diferansiyel denklemler ve matematik 3 isimli matematik dersini aldırıyoruz. Ayrıca nümerik analiz denilen, bu sadece bizde yok, diğer mühendisliklerde de vardır. Nümerik analiz denilen matematik problemlerini bilgisayara çözdürme tekniklerini öğreten, yani matematik problemlerini kod yazarak çözdürme tekniklerini öğreten nümerik analiz dersimiz var. Bir de ikinci sınıfın bahar döneminde olasılık dersimiz var. O da bir matematik dersi. Fakat bu nümerik analiz dersleriyle olasılık derslerini matematik hocaları değil biz veriyoruz. Elektronik mühendisliği bölümü hocaları veriyor. Sonuç olarak yani ne diyelim, matematik 1, 2, 3, diferansiyel denklemler 4, nümerik analiz 5, olasılık 6. Yani lineer cebiri saydım mı? Mat 1, 2, 3, lineer cebir 4, diferansiyel denklemler 5, nümerik analiz 6, olasılık 7. 7 tane matematik dersimiz var. Bu derslerle 4 yıllık eğitiminiz boyunca size ihtiyacı olan matematik, sizin ihtiyacınız olan matematiği öğreniyorsunuz arkadaşlar. İkinci sorumuz için ne derdiniz hocam? İkinci soru neydi? İkinci sorumuz hocam Ha, şuydu. 10 Yine bindeyim. başka Kayıp bir ol. evet, Evet, başka kayıp bir olurum. ailemiz ve Bu, öğrenci adayı. evet, anladım soruyu. Bu soruyu sorduğun iyi oldu. Yani bu bir kayıp değil. Bu konuda adaylarımız yanlış düşünüyorlar. Ben o web sayfamızdaki videoda da bu konuya değiniyorum. Şimdi adaylarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Bir, ilk önce kendilerine uygun olan mesleğe karar versinler. Yani biz illa gelin bizi tercih edin demiyoruz. İlk önce hangi meslek size uygun? Meslekleri bir güzel araştıralım. Mesela tıp fakültesi. Eğer insanları sevmiyorsanız doktor olmanızı tavsiye etmem. Niye? Çünkü insanların en kötü zamanlarında insanlarla karşı karşıya geleceksiniz. Yani düşünün, karşınıza bir hasta geliyor, müthiş acı çekiyor, sizden şefkat bekliyor ve yani onların çok kötü halleriyle muhatap olacaksınız. İnsanları çok sevmeniz lazım. Bu tür stresli durumlara iyi tahammül edebilmeniz lazım. Ha, bu iş bana göre değil diyorsanız tıp düşünmeyeceksiniz. Ben mesela tercih ederken hiç düşünmedim tıbbı. Israrla mesela babam o zaman tıbbı birinci tercihin yaz diye ısrar etti bana. Israrla yazmadım. İki sebepten. Birincisi biyolojiyi sevmiyordum. İkincisi o zamanlar böyle hastanelere gittiğimi beni çok olumsuz etkiliyordu o yaşlarda. Ama sonradan o kadar çok hastaneye gittim ki artık alıştım diyeyim. Çocuklarım vesilesiyle falan o kadar çok hastaneye gitmem gerekti ki şu anda öyle etkilenmiyorum. Ama biyolojiyi sevmiyordum. Yani en büyük sebep oydu. Öyle söyleyeyim. Sevmediğim bir işi yapmak istemem. Yani birincisi neyi seveceksiniz onu belirlemeniz lazım. Size hangisi uygun? Ondan sonra
Niye bu önemli? Çünkü sevmediğiniz bir mesleği seçersiniz, bir alanı seçerseniz, onun eğitimini de sevmezsiniz, okulunuz uzar, o meslekten nefret edersiniz, sonra sevmediğiniz bir işi hanımlar için 40 yıl, emeklilik yaşı 60, erkekler için 65, erkekler için de 65 diyelim, şey 45 yıl diyelim. 40-45 yıl sevmediğiniz bir mesleği icra etmek zorunda kalacaksınız. Bu yani şey işkence gibi bir şeydir, ızdıraptır hayat boyunca. Mutlu olamazsınız yani. Ondan dolayı ilk başta bir kere sizin için hangi meslek uygun? Onu tespit ediyorsunuz. Aklınıza ve gönlünüze hangisi yatıyorsa ona karar verin ilk başta. Ki onu okuyacağınız bölüme girdiğinizde aşkla sarılın o mesleğe. İyi yetiştirin kendinizi. Peki buna karar verdiniz. İkinci adım şu. Bu mesleğin eğitimini en iyi nerede alırım? En iyi hangi bölümde alırım? Hangi üniversitede alırım? Bunu araştıracaksınız. Bunun için web sayfalarına bakacaksınız. Ama en güzeli gidip o üniversiteyi ziyaret edeceksiniz. Laboratuvar imkanlarını göreceksiniz. En güzeli orada okuyan iyi öğrencilere soracaksınız. Şimdi bu eğitimi alacağınız en iyi yeri tespit en önemli husus. İşte orada bence puana hiç takılmamanız lazım. Ben 10 bine girdim. Ya işte Gebze'de okursam orası 30, bu sene herhalde 35 binden alır, belki 30 binden alır. Benim puanıma yazık olur. Bu çok yanlış bir düşünce. Doğru değil. Çünkü dediğim gibi zaten bizim sıralamamız hak ettiğimiz yeri yansıtmıyor arkadaşlar. Ben bakın üniversitenin ismini vermiyorum. Kesin bir şekilde o İstanbul'daki üniversiteden çok çok daha iyi bir hoca kadromuz var. Çok daha iyi araştırmacı bir hoca kadromuz var. Daha iyi bir eğitim veriyoruz. Ama onlar sıralamasını da söylemiyorum. Şimdi kim olduğu belli olacak üniversitenin. Onlar bizden daha iyi yerdeler. Siz şuna bakın, bizim sıralamamıza değil, biz İyi eğitim veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Bunu öğrenin, ona göre karar verin. Çünkü bir üniversitenin bir bölümünün sıralaması çok yüksek olabilir ama orada iyi eğitim verilmiyor olabilir. Orada kadrolu hocaların ve asistanların hocalarla, şey, öğrencilerle ne kadar iyi ilgilendiğine bağlı bir şey bu. Ne kadar iyi yetişeceğiniz, oradaki hoca kadrosu ne kadar iyi, asistan kadrosu ne kadar iyi, ne kadar öğrencilerle ilgileniyorlar. Ben size hoca kadromuzun ve asistan kadromuzun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilerimiz işte dedim öğle saatlerinde gelip benimle görüşebiliyorlar. Hiçbir asistanımız hakkında da şu ana kadar hiçbir olumsuz söz sarf eden öğrencimiz olmadı. Asistanlarımızdan da çok memnunlar. Asistanlarımız bizden daha çok ilgileniyorlar. Yani onların bize göre biraz daha fazla zamanları var. Öğrencilerimiz de bizden daha çok ilgileniyorlar. Onu söyleyebilirim yani. O puan 10 bin aldım, 20 bin aldım. Bu doğru bir düşünce değil arkadaşlar. Mesleğinize karar verin. Bu mesleğin eğitimini en iyi göreceğiniz bölümü tercih edin. Puanla takılmayın bence. Ve bizim bölümde de söyleyeyim. Bakın biz 41 bin bizim taban puanımız. Çok yükseklerden bizim bölüme girenler var. 20 binlerden, 15 binlerden bizim bölümü tercih edenler var. Ama o sıralamayı tabii en son giren kişi belirliyor. O 41 bin onun sıralaması. Hocam Yoksa çok sayıda öğrencimiz 20 binden, 30 binden giriyor buraya. bu arada kıymetli Hasan Hüseyin hocam ayrılması gerektiğini bizlere bildirdi. Evet, çok teşekkür ederiz Hasan Hüseyin. Bu yılda çok değerli katkılar sağladın, sağ olasın. Ne zaman sana ihtiyacımız olsa bölümümüze katkı sağlamaya çalışıyorsun. Bu da güzel bir şey. Öğrenci adaylarımız için de söyleyeyim. Bakın bizim lisans eğitimimizde bölüm birincisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans yaptı, doktora yaptı. Ama bölümümüzü sevdiği için bir aidiyet şuuru oluştuğu için halen böyle faaliyetlerimize bize destek sağlıyor. Teşekkür ediyoruz Hasan Hüseyin.
Hocam ben teşekkür ederim bu sene davet ettiğiniz için. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar hocam. Kıymetli katkılarınız için tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür Hayırlı ederim. İyi akşamlar. akşamlar. Evet, bir sesli sorumuz var hocam. Aslında yazılı iki sorumuz da var ama yani sesli soruları öncelemek istiyorum. Evet, Yüksek sesli müsaadenizle. sorulara öncelik verelim. Evet. Hocam Ahmet Bey, şimdi buyurun. çok teşekkürler. Hocam şimdi mesela ben 33 bin sıralama yaptım. Burayı yazdım. Yani ya gelmezse diye mesela Gebze'nin başka bir bölümünü yazsam. Sonra kurum içi yatay geçiş yapmaya çalışsam. Sizce mantıklı mı? Olur var mı? Tabii ki kurum içi yatay geçiş yapabilirsiniz. Olabilir. Diğer bölümlerimiz de çok iyi ama onlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi o bölümün hocalarından alırsanız daha iyi olur. Ama diğer bölümlerimiz de iyi. Yani mesela nereyi düşünüyorsunuz diğer bölümlerden? Yani işte sıralamaya göre girebileceğim bir bölümü yazıp ondan sonra elektroniğe geçmek bir şekilde. Tabii yapabilirsiniz ama 33 binde de girebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Hani geçen yıl 8 bin yükseldi. Yani 8 bin ilerleme kaydettik. Bu yılda 8 bin falan olursa 33 binlere geliyoruz. Tabii bu yıl şey avantajımız var. YÖK'ün 2023 istatistiklerine göre yaptığı sıralamada mezunları en hızlı iş bulan üniversite vasfını kazandık. Bu baya bir ilerleme kaydettirecektir diye düşünüyoruz. Ama yazarsınız tercihinizi, kazanamazsınız. Diğer bölümleri kazanıp tabii ki sonra yatay geçiş yapmanız mümkün. Zaten demin söyledim, birinci sınıfta derslerimiz aşağı yukarı ortak. Çok büyük bir fark yok arada. Tamam, çok teşekkürler. Estağfurullah. Evet, Elif Küçük, sorunuzu, yazılı sorunuzu sözlü alabiliriz eğer mikrofon açacak durumdaysanız. Olur, açabilirim. Üstten ders almak mümkün mü diye merak etmiştim. Hani 3,5 dediniz ya mesela. Atıyorum Evet. 3 yılda bitirebilir miyim mesela? Merak ettim. Tabii üstten ders alabiliyorsunuz. Ortalamanız yüksekse şimdi yönetmeliğe bakmam lazım. 3 3'ün üzeriydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman üstten ders almanıza izin veriyoruz. Başarılı öğrencilerimizin her zaman üstten ders alması mümkün ama o dersin ön şartı olan dersi alması gerekir. Hatta 4. sınıftayken iki tane yüksek lisans dersi almasına da izin veriliyor. Ortalaması 3,5'sa. Öyle söyleyeyim. Mümkün yani o. Bir tane öğrencimiz yani yeni işte söyledim bir hanım öğrencimiz. Hatta akademik danışmanı bendim. Ondan dolayı biliyorum. 3,5 senede irregular öğrenci olmasına rağmen yani bahar döneminde başlamasına rağmen 3,5 senede bitirdi. Bir ay evvel de yüksek lisansı bitirdi, mezun oldu. Mümkün yani. Ama başka bir irregular öğrencimiz bu dönem mezun oldu o da. 4,5 yılda bitirdi. O da yine hanım öğrencimiz. O da bölümü en yüksek ortalamayla bitirdi. Aselsan'da iş buldu. Aselsan'da zaten bursiyer mühendis veya aday mühendis olarak çalışıyordu yarı zamanlı olarak. Mezun olunca orada tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. 4,5 yılda bitirdi. Bu yıl mezun olanlar arasında en yüksek ortalamaya sahip ama 3,5 veya 4 yılda bitirmediği için bölüm birincisi olamıyor. 4,5 yılda bitirenler bölüm birincisi unvanı alamıyorlar. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, yazın bir sorusu varmış hocam, yazılı soru. Ben de kim soracak diye bekliyordum.
Evet. Hocam, elektrik yetki imzası konusunda bir fabrikada çalışırken elektronik mühendisliği diplomasıyla yetki imzamız geçersiz olur değil mi? Dersini almış bile olsak diplomamızda yazmadığı için. Yani her sene aldığımız bir soru aslında. Tekrar Yağız, hocam sizlerden dinleyelim. Elektrik mühendisliği yetki imzası sorumuz. İTÜ Elektrik'te okuyan öğrencimiz miydi? Öğrenci adayımız mıydı? Evet. Evet, tamam. Şöyle şimdi imza yetkisi denen diyelim yetki, elektrik mühendisleri odasının verdiği bir yetki. Bunun üç tane kademesi var. Bizim bölüm birinci ve ikinci kademede imza yetkisine sahip. Üçüncü kademede imza yetkisi yok. O da 1 kW üstü tesislerde çalışma imza atma yetkisi demek. Bu yetkiye elektrik elektronik mühendisleri mezunları sahip. Elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunları da yanlış hatırlamıyorsam onlar da bu yetkiye sahip oldular. Elektrik mezunları zaten bu yetkileri var. Ama buralardan mezun olmuş olmak yetmiyor. Elektrik Mühendisleri Odası'nın yayınladığı bir liste var. 9 ders miydi, 12 ders miydi unuttum. Ben bir ara bakmıştım. O derslerden 3 tanesini almış olmanızı bekliyor. Yani o bölümlerden elektrik mühendisi, elektrik elektronik ve elektronik haberleşmeden o bölümlerden mezun olmak yetmiyor. O 3 dersi almış olmanızı istiyor. 9 dersten 3'ünü almış olmanızı istiyorlar. Almamışsanız gidip alıyorsunuz, sertifika ile belgeliyorsunuz. EMO, Elektrik Mühendisleri Odası size yetkiyi veriyor. Elektronik mühendislerinin şu anda öyle bir yetkisi yok ama bir lobi, yani elektronik mühendisliği unvanına sahip. Demin söylemiştim. Eskiden çok sayıda elektronik mühendisliği bölümü vardı Türkiye'de. Oralardan mezun şu anda iş hayatında olan çok insan var. Onlardan bir grup insan bu yetkiyi almak için uğraşıyor. Bir yere kadar geldiler. Ara sıra bizi bilgilendiriyorlar. YÖK nezdinde ve EMO'nun nezdinde çalışıyorlar. İşte o yetkiyi alırlarsa bizim de üçüncü kademe için imza yetkimiz olacak. Ama ben bunu çok önemli görmüyorum. Çünkü elektronik mühendisinin çok çeşitli çalışma alanları var. Yani 1 kW üstü tesislerde de çalışmasınlar. Diğer alanlarda çok iyi işler bulabilecekler. Öyle düşünüyorum. Yani bizim mezunlarımızdan TÜBİTAK'ta, Aselsan'da, Havelsan'da, işte Baykar'da, böyle adını bildiğiniz Turkcell'de, bakın Turkcell'de benim bir tane öğrencim çalışıyor şu anda. Netaş'ta, buralarda çalışan mezunlarımız var. Bunlar imza yetkisi olmadan çalışıyorlar. Başka alanlarda çalışıyorlar. Çok önemli değil yani, onu söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Toplantımıza başlayalı 2 saat 22 dakika olmuş. Yavaştan yüksek müsaadelerinizle kapanış sekansına geçme niyetindeyim ama evvelinde son sesli soruları alabiliriz. Bir sormak isterim. Sesli soru soracak olan öğrenci adaylarımız ya da aileleri var mıdır? Eğer yok ise Veya yazılı varsa hemen ya da onu da yazılı geçelim. var ise yazılı da sorulabilir. Son soruları alabiliriz. Soru gelene kadar Mehmet Ertuğ bugün pek söz almadı toplantımız esnasında. Belki söyleyecek bir şeyleri vardır. Kıymetli öğrenci adaylarına önerileri olabilir. Kendisine uygunsa sözü bırakmak isterim. Mehmet Ertuğ, öğrenci adaylarına ne söylemek istersin? Tabii hocam. Ben de şöyle bir şey ekleyebilirim bu sıralamalar, puanlar konusunda. Örneğin benim şu anda bulunduğum labda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden arkadaşlarımız var. İşte Boğaziçi'li var, ODTÜ'lü var veya Kayseri'de bir üniversiteden mezun olmuş arkadaşımız var.
İşte İstanbul'da çeşitli üniversitelerden var. Burada ben şunu gözlemledim. Yani aslında insanın yani bir öğrencinin daha çok okuduğu yerden ziyade ilgisi, o alana olan isteği gerçekten daha önemli ve onun başarısını daha ön plana çıkartıyor. Örneğin yani bunu şöyle de söyleyebilirim. Hani Boğaziçi'li birinden daha kötü bir üniversitede okumuş birisi Boğaziçi'nden daha iyi akademik bir başarı, işte lisansüstü eğitimde elde edebiliyor. Yani burada önemli olan aslında işte ben 10.000. oldum, niye burayı yazayım veya neden İTÜ'yü yazmayayım da burayı yazayım de gibi bir kıyas yapmak yerine burada Oğuz Hocam'ın da bahsettiği gibi lisans eğitim boyunca alabileceği faydayı tartmak, burada meslek seçimini doğru yapıp yapmadığını öncelikle belirlemek ve buradaki eğitimi en iyi şekilde değerlendirmek, hocalardan, derslerden en güzel şekilde faydalanmak. Yani rakamlar, sayılar bazen çok bir şey ifade edebilirken bazen de pek bir anlam taşımayabiliyor. O yüzden bu tarz durumlara ben çok da takılmamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki Buyurun. öğrenciliğin esnasında hocalarınla ve bizlerle iletişimin nasıldı? Yani biraz Yani da bir eleştiri gibi ya da nasıl diyelim araştırma görevlileri adına kendimizi sizden senden dinlemek gibi ya da hocalarımızı böyle düşün. Nasıldık? Yani sana katkıda bulunabildik mi? Nasıl bir süreçten geçtin? Bize ulaşabildin mi? Nasıldı senin için öğrencilik? Ben şahsen hani eğer sizler adına konuşacaksam hocam, asistanlarımız adına ben öncelikle şunu söyleyebilirim. Hani Daha ziyade senin gözünden bizler nasıldık? şu asistanı olduğunuz dersin benim gözümden gerçekten o derse hakimdiniz. Yani size bir soruyla geldiğimiz zaman onu bize en güzel şekilde cevaplayıp kafamızda oturmayan kısımları oturtmamıza yardımcı oluyordunuz ve soru çözümleri olsun veya buna benzer durumlarda gerçekten sizlerin yardımları çok büyük tutar. Yani aslında burada olumsuz bir eleştiri yapacak taraf ben açıkçası öğrencilik hayatım boyunca hocalar için veya sizler için yaşamadım. Deneyimleyen arkadaşlar olmuş olabilir ama bence biz her zaman sizden güzel bir şekilde iletişim kurup size rahat bir şekilde ulaşıp sormak istediğimiz soruların cevabını gayet kafamıza oturan bir şekilde aldığımızı düşünüyorum yani genel olarak. Peki derslerde nasıl bir tecrüben vardı? Derslerde aldığın verim, hocalarımız nasıl ilgilendiler seninle? Nasıl bir hoca-öğrenci ilişkimiz vardır bizim elektronik mühendisliği bölümünde? Hocalar bakımından da senin gözünden nasıldı yaşadığın lisans öğrenimi süreci? Tabii yani hiç öncelikle burada bütün hocalarımızın ilk amacı öğrencilere verdiği dersi en iyi şekilde aktarabilmek. Ben hiçbir akademisyenin öğrencinin zararına olabilecek bir durum oluşturduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Bu bağlamda tabii ki bölümümüzde zor dersler vardı veya daha o derslere kıyaslayınca daha kolay dersler vardı. Tabii ki öğrencilerin genelde şikayeten bu zor dersler oluyor. İşte bu dersleri geçmek çok zor. İşte çok fazla kalan oluyor gibi. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Zor dersten ziyade emek gerektiren dersler olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar o derste yeteri kadar emek verilince hiçbir öğrencinin hiçbir derste aslında zorluk yaşamayacağını ve lisans eğitiminde güzel bir ortalamayla tamamlayabileceğine inanıyorum. Ki şahsen ben de böyle yapmıştım. Bir derse yeteri kadar ilgiyi, emeği gösterdikten sonra her zaman karşılığını alabildik ve hocalarımız da bu konuda bize her zaman yardımcı oldular diye düşünüyorum ben. Kıymetli katkıların için çok teşekkür ediyoruz. Umarım sana faydalı olmuşuzdur. Olmuşuz ki böyle Tabii kıymetli ki. yorumların oldu. Bundan dolayı sana çok teşekkür ediyoruz. Hayat boyu da başarılar diliyoruz. Her şey
gönlünce olsun. Bizler de sana katkımız olabilmişse ne mutlu bize diyoruz ve Çok sağ olun eski hocam. bir araştırma görevlisi ve Qualcomm'daki bir mühendisin gözünden. Onun çalıştığı şirketteki ürünlerin örneğini, ürünleri biz belki bütün dünya, yanlışım varsa düzelsin kendisi, telefonlarımızda taşıyoruz işlemcileri. Acaba kendisi neler söylemek ister? Kıymetli hocam Erdem Köse. Şöyle evet, teşekkür ederim Murat. Çok övdüğün için hem şirket hem beni. yani şöyle evet, Qualcomm modemi muhtemelen dünyada %90 falan kullanılan bir modem. Yani muhtemelen çoğunuzun cep telefonundaki 5G, 4G ne varsa artık Qualcomm üretmiştir ya da patentiyle Özür üretilmiştir. Zaten Qualcomm dileyerek Snapdragon şeyinde değil mi? evet, yani o aslında yan ürün gibi bile düşünülebilir yani patent ve şeyin yanında, modemin yanında. Çünkü patent ve modemden ciddi miktarda paralar kazanılıyor. İşte Snapdragon'da onlardan nispeten yeni, galiba bir 25 yıllık falan bir geçmişi var. ARM mimarisi üzerine tasarlanmış bir mobil işlemci. Cep telefonlarında şu anda Samsung'un, Oppo'nun, Xiaomi'nin böyle kalburüstü telefon üreticilerinin amiral gemisi dedikleri telefonlarda kullandığı bir işlemci türü. Onun haricinde yeni piyasaya laptop işlemcisi olarak da girdiler bu sene. Snapdragon X Elite'le. Yani onu da arkadaşlara araştırmalarını öneririm. Yani piyasa çok hızlı değişiyor gerçekten Oğuz Hocam'ın dediği gibi. Biz de işte ben sensör sistem takımındayım şu anda. Bizimki nispeten mobil cihazlarla alakalı. İşte yani telefonla işte etkileşiminizle alakalı belli başlı algoritmaların tasarımını, testini ve işte hedefe yani biz deployment diyoruz onu artık paketlenip cihazın içine konması süreçlerinin yürütüldüğü takımdayım ben. Yani benim için şöyle söyleyeyim, bu zevkli bir süreçti. Yani ben başlangıçta seçerken de aslında benim dönemde yani benim çocukluğumda bilgisayar Türkiye'de yeni yeni her eve girmeye başlamıştı. Yani yeni girmeye değil, her eve girmeye başladığı dönemdi 2000'ler. Benim de çok ilgimi celbeden bir şeydi. Üzerinde çalışmak istediğim bir şey oldu. Ve gerçekten de doğru tercih yaptığımı düşünüyorum. Yani bu kadar bilgili değildim ama bilgisayar nedir, işlemci nedir vesaire konularında ben o zaman yaşıtlarıma göre daha fazla bilgiliydim. Daha fazla talep ettim ve öyle tercih yaptım. Yani benimki kör bir atışın sonucunda başarılı olmak gibi bir şey değildi biraz. O konuda işte yaşıtlarıma çok bir haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşıtım olup gelip başarısız olan insanlardan bu konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan, sadece puan yettiği için gelen insanlar da vardı. Yani biz şu anda işte sizlere konuşuyoruz. İşte siz gideceksiniz Oğuz Hocam'la konuşacaksınız veya başka bölümden insanlarla konuşacaksınız ama ben tercih yaparken kalburüstü üniversiteler haricinde tanıtım günleri çok fazla olmuyordu. Ki ben de iki tanesine gittiğimi hatırlıyorum. Bir Yıldız'a gittiğimi hatırlıyorum. Bir de Marmara'ya gittiğimi hatırlıyorum herhalde. Onlar da bana yakın olduğu için. Onun haricinde benim diyebileceğim çok bir şey yok. Yani talep etmeniz durumunda başarılı oluyorsunuz. Öyle diyeyim. En öz söyleyebileceğim şey bu. Yani başarıyı talep eden başarılı oluyor. Onu da talep etmeniz lazım. Gerçekten istemeniz lazım. Yani bu zor, şu zor. Bunu yapmak çok zor. Şu ders çok zor. Bu bölüm çok zor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Yani yapabileceğiniz şey konusunda yeteri kadar çalışıp bu konuda da başarılı olmayı talep ettiniz durumda ben başarılı olacağınızı düşünüyorum. Hiçbirinizi tanımamama rağmen. Yani benim de söyleyeceğim son şeyler bunlardı. Teşekkür ederim. Beni de davet ettiğiniz için Uğuz Hocam. Estağfurullah. Bugün verimli olduğunu düşünüyorum arkadaşlara. İnşallah öyledir. Evet. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Yani Ne demek? Erdem hocam aslında çok güzel yerlere parmak bastınız. Öğrenmeyi öğrenmek dediniz. Talep etmek dediniz. Yani talebe. Yani eski bir kelime Evet ama yani kelime olarak talep öyle evet. etmek.
Yani standart söylenen şeyler ama yani talep etmek gerekir. Yani başarıyı talep etmek, öğrenmeyi talep etmek, öğrenmeyi öğrenmek. Bunlar bence zihinlerde kalması gereken özellikle öğrenci adayları için ve bizler için de halen güzel, faydalı anahtar kelimeler. Yani bir mühendis ve mühendis adayları için bunlar çok önemli diyebiliriz. Kıymetli Oğuz Hocam, emekleriniz için bu vesileyle Yağız bir şey soracak galiba. Elini kaldırmış. ona söz verelim tabii. Hemen arayı alalım onu. Sevgili Yağız, açabilirsin mikrofonunu. Hocam öncelikle merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Hocam ben aktif olarak İTÜ Elektrik Mühendisliği öğrencisiyim 3. sınıf. Benim aklımda şöyle bir soru var. Biliyorsunuz Örgün lisansta aynı anda iki bölüm okuma yok tarafından kaldırıldı. Ben şu anda sayısı 31. oldum. Bu bölümü tercih verdiğim zaman biliyorsunuz diğer üniversitemdeki kaydım silinecek. Böyle bir durumda bir hoca olarak bana ne tavsiye verebilirsiniz? Hani ben elektrik mühendisliğinde Baykar, TEİ gibi firmalarda çalışabileceğim ama istediğim yani yazılım ve şey üzerinde çalışamayacağım için elektrik mühendisliğini düşünüyorum. Elektronik mühendisliğini düşünüyorum. Hem de Gebze Teknik Üniversitesi iyi bir üniversite olduğunu bildiğim için aynı zamanda puanım da buraya yetiyor. Bunun için bana bir tavsiye verebilir misiniz? Sizce kendi üniversitemi bitirip tekrardan sınava girmemi mi dilersiniz yoksa üniversitemi bırakıp sizden mi devam etmemi tavsiye edersiniz? Nasıl bir tavsiye verirsiniz? Teşekkür Bu ediyorum. sene sınava girmediniz değil mi? Ben bu sene girdim hocam sınava. Ya bu sene girdiniz 30 bin mi? Evet hocam 30 bin gibi bir sıralama yaptım. Ne Evet. tavsiye verirsiniz? Hani bırakma durumunda kalacağım büyük ihtimalle. Biliyorsunuz örgün lisansta aynı anda iki bölüm olmadığı için eskiden vardı kaldırıldı. Tabii. Aynı anda iki bölüm okuyamazsınız. Beynim de Diğerinden yetmez hocam biraz öyle bir evet, durum da var. kaydını silmeniz lazım. Yani şey şu anda 3. sınıfın başında mısınız? Yani 3'e mi geçtiniz? Evet hocam. 2 sene okudunuz yani İTÜ Aynen. Elektrik'te. Üçüncü Evet. sınıf mı? Şimdi amaçladığınız şey bakımından tabii ki elektrikte okumanız doğru değil. O Baykar falan o tür şirketlerde çalışmanız için elektronik veya elektronik haberleşme okumanız lazım veya elektrik elektronik okumanız lazım. Çünkü demin söylediğim gibi elektrik enerjisinin üretimi ve nakli ile uğraşır. Daha çok ağırlıklı konusu odur. Sınava da girmişsiniz, 30 bin almışsanız bu söylediğim bölümlerden birine geçmeniz daha doğru. Yani elektroniğe, elektrik elektroniğe veya elektronik haberleşmeye. Geçtiğinizde de o ilk 2 senede okuduğunuz derslerin önemli bir kısmı sayılır. Yani yüksek not aldığınız üniversitelerin şey var, bölümlerinin intibak komisyonu var. İntibak komisyonu değerlendiriyor. Yüksek not aldığınız dersleri sayıyor. Bir miktar kaybınız olabilir süre bakımından ama tamamen de o 2 yılı kaybetmiyorsunuz. Önemli olan şu tabii ne istediğiniz. Yani 2 yılı kaybetseniz bile istemediğiniz bir işi yapmaktansa 2 yılı kaybetmek daha iyidir bence. Çok teşekkür ederim hocam önerileriniz için. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler. Evet, Elif Küçüğün bir teşekkürü var. Bizlere bölüm tanıtımını online olarak da yaptığınız için teşekkür ederiz. Giderek görerek daha iyi oluyor tabii ki ama il dışındaki benim gibi öğrenciler için çok yararlı oldu demiş. Sevgili Eray Yalçınkaya, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz demiş. Ben de hocam sizlerin kıymetli öğrenci adaylarının ve katılımcılarımızın huzurunda hem emekleriniz için yetişmemize katkıda bulunduğunuz için hem bu online tanıtımda öğrenci adaylarımıza bilgiler verdiğiniz için kıymetli yardımlarınızı esirgemediğiniz için herkesin huzurunda ben de çok teşekkür ederim. Saatimiz 11'e de yaklaşıyor. Hatta 11'i de geçtik. Toplantımız başlayalı da 2,5 saati geçti. Yüksek müsaadelerinizle minnet ve teşekkürlerimle son sözlerinizi öğrenci adaylarımıza son söylemek istediklerinizi alalım yüksek müsaadelerinizle. Ben ilk önce tabii destek sağlayan
Asistanlarımıza, eski asistanlarımıza, sana, Mehmet Ertuğ'a teşekkür ederim. Siz de çok faydalı bilgiler verdiniz öğrenci adaylarımıza. Öğrenci adaylarımıza da tabii teşekkür ediyorum katıldıkları için. Bu bizim üniversiteye, bizim bölüme olan ilgilerini gösteriyor. Aşağı yukarı bu 2,5 saat zarfında konuşulacak her şeyi konuştuk aklımıza gelen. Ama halen gelmeyen veya bir şey ol yani halen konuşmadığımız bir şey varsa veya öğrenci adaylarımızın aklına gelmeyen bir konu husus varsa bizimle daha sonra temas kurabilirler. Bizimle Telegram'la temas kurabilirler, e-mail yazabilirler veya bölümümüzün tanıtım sayfasının başında yazıyor. Beni telefonla arayabilirler oda numaramdan 2 ile 8 arası. Öğlen 2 ile 8 arası sorularına cevap verebilirim. Bir başka seçenek de bu toplantıyı bir hafta sonra tekrar edeceğiz. Ne zaman olacağını web sayfamızdan duyururuz. Yani muhtemelen pazartesi, yani haftaya pazartesi akşam veya salı akşam olabilir. Halen soruları varsa tekrar o toplantıya katılıp o toplantıda da sorabilirler bize. Yani 2 Ağustos tercihlerin son günü diye biliyorum. 2 Ağustos'a kadar bize ulaşmaları mümkün. Kendilerine ilgileri için teşekkür ediyorum. En uygun mesleği, bölümü seçmelerini, yani neyi seçerlerse seçsinler. Tabii inşallah isabetli bir seçim yaparlar. Kendi akıl ve kalplerine, gönüllerine uygun bir mesleği, bölümü seçerler. Orada da çok verimli bir şekilde okuyup o meslek neyse, yani elektronik mühendisi ise diyelim, iyi bir elektronik mühendisi olarak mezun olurlar, hayatta başarılı olurlar diyelim. Başarılar dileyelim. Böyle bitirelim. Herkese katıldığı için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Yağız link alabilir miyiz Telegram için demiş. GETÜ web sayfamızda yani Gebze Teknik Üniversitemizin aday öğrenciler için web sayfasında Telegram linkine erişebilirsin Yağız diyeyim. Kıymetli Elektronik Mühendisliği Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız kıymetli hocam Sayın Oğuz Kucur. Kıymetli eski araştırma görevlimiz Qualcomm'da mühendis olarak vazife yapan kıymetli Erdem Köse hocam ve kıymetli mezunumuz Mehmet Ertuğ Pıhtılı bizimleydi. Kıymetli izleyenler, kıymetli öğrenci adayları. Sizler için hayırlı, güzel, iyi bir tercih dönemi olmasını, içinizden geçenlerin, hedeflediklerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.